Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat. Efendim hayırlı akşamlar. Vaft Radyo'dan hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Ekrem Demirli. Düşünce ve Hayat programında sizinle beraberiz. Ee, programımız biliyorsunuz 3 bölüm halinde icra ediliyor. Birinci bölümde e, başlamış olduğumuz bu Yazıcıoğlu Mehmet'in Muhammedi isimli kitabından okumaya devam edeceğiz. Bir müddet böyle devam edeceğiz. Yani bu kitapta bakalım nasıl bir yol takip ederiz. Biraz yol içerisinde bu şekillenecek. Ve okuma sürecinde şekillenecek. İkinci bölümde Kur'an-ı Kerim'den e, bir bölüm okumaya devam edeceğiz. Nur suresi devam ediyordu ama bitirmiş de olabiliriz. Üçüncü bölümde ise Fütuhat-ı Mekke'den tavsiyeler kitabından devam edeceğiz. Şimdi e, birinci bölüme geçebiliriz. Efendim e, geç, bir giriş yapmıştık yani Muhammediye kitabına. Bu besmele ile başlayan kısmın e, açıklamasını kısaca yapmıştık. Şimdi ikinci kısımda Naat-ı Resulullah yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, övülmesi yani Naat, naat diyelim yani övülmesi yani met edilmesi tavsifi yani peygamberin vasıflarının anlatılması. E, bu genellikle e, yani kelime-i tevhid aslında bu metnin gidişini belirliyor. Önce Allah'tan söz ediyoruz. Allah hakkında bilgiden konuşuyoruz. Daha sonra peygamberden söz ediyoruz. Şimdi burada şöyle bir e, epistemik bir takdim tehir var. Aslında biz herhangi bir şekilde Allah'tan söz etmiyoruz. Peygamberin tanımladığı şekliyle Allah'tan söz ediyoruz. Dolayısıyla dini hayat peygamberin tanımladığı Allah üzerine düşünmek üzere kurulu. Yoksa Allah hakkında her insanın fikri vardır. Her insanın inancı vardır ama dini ortaya çıkartmaz bu. Din peygamber olduğunda ve peygamber geldiğinde ortaya çıkan bir şeydir. Dolayısıyla şimdi her ne kadar yani Allah'tan sonra peygamberi zikretsek bile Allah'ı zikretişimizde de peygamber bilgisel olarak mündemiçtir. Yani peygamber orada bulunuyor, bulunuyordur. Bir yani şimdi burada Allah hakkında bize bu bilgiyi verdiği için peygambere gelerek peygamberin vasıflarını konuşmuş oluyoruz. Fakat biraz daha meseleyi Peygamber ve insan ilişkisi üzerinden ele aldığımızda ise başka bir durum ortaya çıkıyor. O da şu: Peygamber bir insandır. Dolayısıyla insanlığın ideal ölçüsüdür, e, kamil ölçüsüdür ve e, e, bu bakımdan insanın hakikatini temsil ediyor. Bilelim şimdi birinci noktada yani Allah hakkında konuştuk. İkinci noktada ise aslında insan hakkında konuşmuş oluyoruz. Böylece şimdi Muhammediyenin girişi Allah ve insan şeklinde e, e, tahakkuk etmiş oluyor, ortaya çıkmış oluyor. E, biraz böyle meseleyi düşünelim. Yani Allah ve insan ya da Allah ve peygamber gibi. Şimdi ikinci başlayalım. E, Naat Resulü'yle şöyle diyor yazıcı oğlu Mehmet, Muhammediye'nin yazarı. Ki mahbubunu etti bize irsel Muhammed Ahmedi Mahmudu Asfa onu kendi için halk, halkı onun için yarattı talatın etti musaffa. Cemi-i enbiya ümmettir ona, kamu alemlere aksa imerma. Ona hadim eminül lahil cibril makamını Kabe kavseyn makamı Kabe kavseyni ev edna. Ee, bu mesela yazımların e, tam bu şekilde mi o, olup olmadığını doğrusu e, bilmi bilmiyorum derken şöyle mesela e, biz Mustafa Tahralı Hoca ve Selçuk Eraydın Hoca hani biz bu konuda takip ederiz. Ben tam uyamasam bile onların usulüne. Mesela muhtemelen e, Mustafa Hoca e, bu metnin bu kısmını okusa epey bir tahsih yapardı diye düşünüyorum. E, dolayısıyla e, e, ...hocanın talebeleri... ...bu metni yayını hazırlayanlar... E, ...o şeyi de dikkate alarak yani... E, ...bu tasavvuf akademisyenlerinin... ...bu metin yayınlamadaki... ölçülerine dikkate alarak... ...bu konularda biraz daha... E, ...yeni bir şey ortaya koyabilirler... ...gibi geliyor bana. Mesela KB... ...Kavseyni... E, ...Kavseyni Ev Edna... E, ...yani tam böyle mi yazılır... ...bilmiyorum. E, yani elinde... ...metin olanların hani görebileceği şekilde... ...söylüyorum... Neyse buraya kadar bir açıklama yapalım. Ondan sonra kalan kısmı okuruz. <laughs> Burada hakikaten... ...Ezzade baya e, mühim düşünceler. Özellikle tasavvufun... E, ...temellerini attığı... ...bu metafizik dönemde daha... E, ...ileri bir noktaya taşınan büyük düşünceler... ...güçlü düşünceler dile getiriliyor. Şimdi Cenab-ı Hakk'ı... ...vahidiyette konuştuk, vataniyetini konuştuk. Sonra bize diyor ki... ...kim mahbubunu etti bize irsar. Şimdi bir defa Hz. Peygamber'in kim olduğunu... Burada görmüş oluyorsunuz. Hazreti Peygamber Allah'ın sevgilisidir. Demek ki sevgi ya da muhabbet önce Allah'a izafe edilmiş oluyor. Yani her ne kadar yani insan Allah'ı seviyor, işte insan aşık, Allah mahbub ya da maşuk olsa bile aslında e, gerçekte bu böyle değil. Yani gerçekte Allah seviyor. Bizi seviyor ama Allah'ın sevmesinden dolayı Allah'a aşık denmez. Çünkü aşk bir fırkat halidir, bir yoksunluk halidir. Allah için ise böyle bir yoksunluk olamayacağı için Allah'a aşık denmez. Ama bizim karşımızda ona şey onun karşısında bize mahbub denilebilir. Çünkü Allah'ın sevgisinden yaratılmış olduk ve o sevgi Allah'ın kendisine dönük bir sevgidir. bilenle şimdi Allah'a aşık demiyoruz. Yani aşık bir adziyet, bir eksiklik kavramı. ...olduğu için. Nasıl ki mesela... ...Hazreti Peygamber'e sufi demiyoruz. İşte e, sahabeye de hatta... ...mesela sufi demiyoruz daha edeben. Aynı şekilde yani Allah'a aşık demiyoruz. Ama bu sevginin... ...Allah'tan kaynaklanmadığı anlamına gelmez. Ya da sevginin bir insan fiili... ...olduğu anlamına gelmez. Gerçekte... ...sevgi Allah'tan ortaya çıkar. Fakat... ...Allah aşık diye ya da muhip diye... E, isimlendirilmez yani böyle bir gerçi Vedud ismi vardır ama Vedud ismi mesela e, sevgide biraz daha farklı bir durumu anlatır yani bir sübut durumunu bir e, ilişkide irtibatta sabitlik durumunu anlattığı için tam olarak aşık diye ter tercüme edilemez yani ya Vedud dediğimizde mesela daha çok sevilen yani anlamına veriyoruz mesela ilah kelimesi de aslında ilah kelimesinin anlamlarından bir tanesi Vedüttür. Ya da vedüde verdiğimiz anlamı biz ilah kelimesinde buluruz. Bu nedenle elihe kelimesi çok sevilen demektir. Yani sevilen ve bağlanılan demektir. Dolayısıyla mesela la ilahe'nin yani kendi başına böyle bir 8-10 tane tefsiri vardır. Bir tanesi de la mahbube illallah yani Allah'tan başka sev sevilen yoktur. Şimdi bu sevilen yoktur ya da mesela ilah yoktur işte Rab yoktur vesaire gibi ifadelerin ise iki tane anlamı vardır en azından. Birincisi gerçek şey gerçekte sevilmeye layık olan yoktur ya da mesela ilah olmaya layık olan yoktur ya da mesela kadir olmaya layık olan ya da gücü olan yoktur anlamında. Yani gerçekte bu böyle değildir. Yani ve buna layık değildir, müstahak değildir anlamında anlam verilir. Bu e, daha sünni yoruma karşılık gelir. Yani sünni düşünce bunu böyle iktiza eder. Çünkü neden? Sünni düşüncede yani dini hayat, dini ahlakı temellendirebilmek için... ...onun zıddı olmak üzere günahlar, küfürler, inançsızlıkların da sabit olması gerekir. Bu nedenle şimdi yani inansızlığa sapan ya da Allah'tan başka şeylere inanan kişiler... ...hakikatte layık olmadığı halde bir şeyi ilah haline getirenler diye e, suçlanır. E, bu nedenle günahkar kabul edilirler. Bu açıdan şimdi la ilahe illallah demek yani Allah'tan başka gerçekte ilah olmaya layık birisi yoktur. Mesela la mahbub illallah. Allah'tan başka gerçekte sevilmeye layık bir şey yoktur. İnsanlar sevebilir. Mesela parayı sevebilir, maddeyi sevebilir, kendilerini sevebilir, dünyevi şeyleri sevebilir vesaire ama bu haksız bir sevgidir. Yani onlar bunu hak etmemiştir anlamındadır. Bu birinci yorum. Yani gerçek ile ee, daha doğrusu hak sahibi olmak ile olmamak arasında dini hayatın temellendirilmesi diyebiliriz buna. Fakat i̇bn Arabi metafizikçi olduğu için e, bu burada önermeyi bir e, sübut ve bir e, iktiza önermesi şeklinde düşünür. Yani bu böyledir dolayısıyla hüküm böyle cereyan etmiştir. Daha doğrusu hakikat böyledir öyleyse fiil de bu hakikate göre ortaya çıkmıştır. Yani kuvvede ne varsa fiil öyle olmuştur. O zaman şimdi mesela İbn Arabi'nin yorumunda "La ilah illallah" demek Allah'tan başka e, hakiki ilah yoktur, hakikatte ilah yoktur demek değildir. Gerçekte de öyle. Yani kim neye taparsa tapsın, bil, bil, yani biz bileceğiz ki o bilmiyor olsa bile aslında Allah'a tapılıyordur. Yani yani Allah perdelenmiştir ondan ama Allah'a tapılıyordur. Şunun gibi mesela bir mıknatıs demiri çeker. Şimdi mıknatısın üzerinde diyelim ki bakır var ama Mıknatıs bakırın altından çekiyor ama gene çok güçlü olduğu için çekiyor. Biz şimdi bakırın mıknatısı çek, şey demiri çektiğini söylesek biz hata etmiş oluruz. Yani ama fiilen öyle göz, gözüküyor. Mesela fiilen baktığımızda öyle görünüyor. Bu bir yanılsamadır. Dolayısıyla şimdi İbn Arabi'nin dediği şey veya söylediği şey her ne olursa olsun ee, ...miknatısın... çekim yani meczup o şey cazip olduğudur. Cezbe mıknatısta vardır. Dolayısıyla şimdi e, çekilen kişi kendini kimin çektiğini biliyor olsun ya da olmasın durum değişmez. Miknatıs çekiyordur. Cezbe her zaman ondadır. Bu şekilde mesela la maşuke illallah demek ve la mahbubbe illallah demek Allah'tan başka sevgiye layık olan yok demek değildir ya. Gerçekte kim sevilirse sevilsin bilinsin ki aslında Allah seviliyordur yani. Fakat o kişi Allah diye başka bir şeyi seviyor olabilir. E, o kişi mesela Allah diye başka bir şeye tapıyor olabilir. O kişi Allah diye başka bir şeye boyun eğiyor olabilir vesaire. Ama hüküm ibadetler, secdeler, boyun eğmeler, sevmeler boşa gidecek değildir. İnsanın attığı ok hedefini bulur, mutlaka bulur. İnsan bunun farkında olsun ya da olmasın. Çünkü attığımız oku belirleyen şey hedefin kendisidir. Yani biz değil, yani biz oku atmıyoruz. Hedef oku kendine çekiyor. Dolayısıyla şimdi böyle baktığımızda istikamet değişiyor. Dini hayatın istikametini değiştiriyor. Burada tabii büyük tartışmalar ortaya çıkmıştır ve e, bu böyle olursa mesela putperestlik ne olacak? Günah ne olacak? Efendim günahkarlık ne olacak? Küfür ne olacak vesaire gibi büyük tartışmalar ortaya çıkmıştır. İbn Arabi'nin bu eksendeki yaklaşımının e, küfrü e, efendim e, meşrulaştırdığı, inançsızlığı meşrulaştırdığı, din ile din olmayan arasındaki ayrımı ortadan kaldırdığı şeklinde e, yorumlanmıştır ve e, özellikle vahdedi vücut ekseni bu e, noktada eleştirilmiştir. Fakat burada eleştirilecek bir şey yoktur. Çünkü İbn Arabi'nin dediği şey Tanrı bakımından meselenin görünümüdür, insan bakımından değil. Şimdi insanın yükümlülüğü kendi fiilleri ve kendi iradesiyle ve kendi bilinciyle ilgilidir. Dolayısıyla şimdi benim senin ne yaptığını görüyor olmam senin meşruluğun meşruiyetin için yeterli değildir. Senin de bunu görüyor olman gerekir. Yani ikimiz aynı hadiseyi görüyorsak veya arif ile e, puta tapan kişi aynı şeyi görüyor ise o zaman puta tapanın ...putperestlik ilizyonu çözülmüş olur. Yani mesele çözülmüş olur. Putperestlik ortadan kalkmış olur. Ama e, putperest bunun farkında değil ise... ...putperestlik bir ilizyon gibi... ...onu Tanrı'dan uzaklaştırır. Yani İbn Arabi açısından burada bir e, çelişki yoktur. Şimdi dönelim tekrar dedik ki... bu ...burada çok önemli bir cümle söylemiş oldu... ...ve Hazreti Peygamber'i betimlemiş oldu. Mahbubun dedi. Şimdi e, yani... Peygamber kimdir? Allah'ın sevdiğidir. Yani Allah tarafından sevilmiş olandır. O zaman insan kimdir alem içerisinde? Potansiyel olarak insan mahbub olan varlıktır. Yani sevilmiş olan varlıktır. Biz bu nedenle şimdi buraya nereden intikal edeceğimizi çok iyi biliyoruz. Kuntukanzer mahfiyan uğraf ve halaktur halka liura Ben gizli bir hazineydim, bilinmek murad ettim. Bu mura ve alemi yarattım. Şimdi Murat murad etmek aynı zamanda aynı zamanda değil. Yani hiç kuşkusuz istemek ve sevmek demektir. Yani erade kelimesiyle ehabbe kelimesi arasında aslında derece farkı vardır. Anlam farkı yoktur. Derece farkı vardır. Bu nedenle murad olan mahbub olandır. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın alemi yaratmasındaki murad peygamber olduğu için peygamber asaleten mahbub diye isimlendirilmiştir. Yani insanın alemdeki yeri nedir? Mahbubiyet yani sevgili Makamıdır Yani Allah'ın alemdeki sevgilisi insandır yani insanı seviyordur asal eten ise o insan Hazreti Peygamber'dir. Dolayısıyla şimdi burada çok önemli bir ontolojik ayrım vardır ve e, yazıcı zaten bunun e, ne kadar farkındadır e, herhalde yeterli ölçüde farkında olması gerekiyor bu İbn Arabi düşüncesinin çünkü İbn Arabi ile birlikte bu ortaya çıktı. Ee, yani mahbub kelimesinin yani ontolojik karşılığı ve bunun içerdiği epistemik imkanlar İbn Arabi ile birlikte ortaya çıktığı için e, yazıcı bunun farkında olduğunu düşünüyoruz. Böylece şimdi daha metnin başında Hazreti Peygamber yani insan mahbub diye e, varlığın merkezine yerleştirilmiş oldu. Biz burada mesela fusus ülkemin girişine gidiş, gidebiliriz. İnsanın bir e, fas oluşu yani bir yüzün e, yüzüğün e, üzün e, mühür kısmı oluşu ya da efendim alemin cilası oluşu ya da alemdeki birlik ilkesi oluşu gibi meseleleri burada e, hatırlamış olabiliriz. Şimdi bize irsal yani peygamber onu peygamberi sevgilisini bize gönderdi yani içimizden seçti aslında yani gönderdi resul olarak gönderdi istifa etti. Şimdi burada bir paradoks var aslında. E, şunun için şimdi resul, bize birisini gönderebilmesi için onu önce kendisine çekmiş olması gerekiyor. Şimdi çekti ve gönderdi. O zaman şimdi ilk eylem yani irsali yani risaleti belirleyen ilk eylem istifa yani seçilmişlik ya da içtiba e, ya da efendim içtiba istifa e, işte itina yani inayetine mazar kılmak vesaire gibi kelimeler olması lazım. Şimdi önce Tanrı Allah yani Peygamberini kendine se seçi ayırıyor insanlar arasından ayırıyor. Ee, ve ayırdıktan sonra da gönderiyor ayırıp gönderiyor çünkü insan arasından seçiyor mesela sadece meleklerden birisini gönderseydi ona irsal dediğinde biz bunu anlayabilirdik ee, çünkü peygamberler mesela melekler bu bakımdan Rusulen diye zikrediliyor Kur'an-ı Kerim'de yani elçiler olarak inerler ee, diye Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor. Şimdi elçilik yani bulunulan makamdan bir alt mertebeye ya da bir üst mertebeye çıkmak yani gitmekle ilgili yani makamını değiştirmek, me mekanı değiştirmekle ilgili bir şey. Elçilik böyle bir şey. O zaman şimdi peygamberin ya makamı ezeli olarak Hazreti Allah katında olacak, oradan gönderecek ya da insanlar arasından seçecek, gönderecek. Şimdi hakikati Muhammedi açısından bakınca peygamberin makamı Allah'ın mertebesinde yani hani mertebesinde. Fakat bunun böyle olması gerekmiyor. Çünkü bütün insanlarınki de aynı sabit olarak aynı. Yani o açıdan bir fark yok. Yani bir kademe altında ama aynı. O zaman şimdi peygamberin önce seçilip sonra da gönderilmesi lazım. Demek ki yani risaletin öncesine risalete tekadüm eden şey e, istifa ve içtibadır. Kim mahbubunu etti bize irsal, yani sevgilisini bize gönderdi, resul olarak gönderdi. Kimmiş o? Yani demek önce seçti onu. Muhammed yani övülmüş olan Ahmet yani eee e, ...yani diyete benzeyen... ...yani ahadiyetten sonra gelen... ...çünkü mim onu ayırıyor. Mesela mim düştüğünde... ...Ahmet ahad olarak e, kalıyor. Ahadiyete benzemiş olan... ...mim ile ahadiyetten... ...mim insanlık yani... In, ins, ...ahadiyetten ayrışmış olan... ...Mahmud... E, ...Mahmud ise gelecekteki makamı... ...yani övülme makamı... ...çünkü peygamberin oraya ulaşması için... E, ...dua ediyoruz... E, ...yakarıyoruz... ...Mahmud makamı Mahmud... ...yani ö, hamd makamı... ...çünkü orada... Ee, şimdi e, e, bu çok önemli bir konudur. Mesela e, yani peygamber nereye doğru? Yani mesela her kesin bir kemali var, değil mi? Yani mesela insanın kemali var filan. Peki peygamberin kemali nedir? Şimdi peygamberin kemali hamd makamıdır. Yani Allah'a hamd etme makamıdır. Çünkü biz Fatiha tefsirine şey Fatiha suresine elhamdülillah diye başlıyoruz. Aslında varlığın açılışı yani Fatiha varlığın açılışı demek. Yani kendi mahfiden sonra varlığın açılışı demek. Şimdi Fatiha tefsirine biz elhamdülillah diyoruz. özür dilerim tefsir ediyorum. Fatiha suresini biz elhamdülillahla açıyoruz. Yani sanki bizim için varlık hamd ile açılıyor. Şimdi o zaman hamd ile mesela sona ayet şey bir başka ayet diyor ki ve ahir davahum en elhamdülillah. Yani cennete girişteki son sözleri ise, son iddiaları ise Allah'a hamdolsun şeklinde olacak. İlki hamdolsun, sonu da hamdolsun. Yani böyle iki hamd arasında aslında varlık ve e, bütün bu alem ortaya çıkmış oluyor. Fakat Hazreti Peygamber bize çok önemli bir cümle söyledi. E, bu yani insanın Tanrı karşısındaki bilgisinin durumunu anlatan çok önemli bir cümledir. Nedir bu cümle? Ben Allah hakkıyla hamd edemedim. Yani ma şeker nâke hakka şükrike ya meşkur. Ya da mesela mahamid ne ki hakkı hamdike ya mahmud. Biz sana hakkıyla hamd edemedik. Şimdi hakkıyla hamd edememiş ise yani ben o ben o olamadım. Yani senin murad ettiğin e, varlığın ortaya çıkmasıyla murad ettiğin şeyi tam yapamadım. Yani maksat tam tahakkuk etmedi. Maksat tam tahakkuk etmemişse bast devam ediyor demektir. Yani genişleme, tecelli, fütuhat devam ediyor demektir. O zaman şimdi yani eğer maksat tam gerçekleşmiş olsaydı mutlak bir kıyamet olurdu yani her şey e, aslına döner ve kurle şeyin halik yani her şey yok olup giderdi yani ortadan kalkardı. Halbuki Peygamber Efendimiz ben hakkıyla hamd edemedim ben hakkıyla bilemedim diyerek yol, yolu ve yolculuğumuzu uzatmış oldu yani Peygamber insanlığın ve alemin yolculuğunu uzatmış oldu. Bu çok önemli bir cümledir ve daha doğrusu metafizikçi metafizik yorumuyla bu çok önemli bir e, e, istikamet tir Yani bize gösterilen çok önemli bir e, istikamet noktasıdır burası. E, maksat henüz tahakkuk etmedi. Peki ne zaman tahakkuk edecek? Belki hiçbir zaman. Yani belki bir ezel yolculuğudur bu. Bu bakımdan şimdi biz sürekli Peygamber Efendimizin o maksada doğru ulaşmasını temenni ediyoruz. Şimdi bakın çok ince bir şey var burada. Peygamber'e salavat maksada ulaşması içindir. Peygamber'e salavat ettiğimiz sürece maksada ulaşmış olmadığını, henüz o maksada ulaşmamış olduğunu düşünerek aslında varlığın ömrü uzamış oluyor. Yani salavat bizim için hayat bu demektir. Salavat bizim için mesela ömürdür bu demektir. Salavatla bereketlenmek bu demektir. Çünkü maksat tam tahakkuk etmedi. Yani Allah bakımından tam tahakkuk etmedi. Peygamber bakımından tam tahakkuk etmedi. Tabii ki bizim açımızdan peygamberin hamdi bizim için kamil hamdtır. Ama Allah bakımından bu böyle değildir. Dolayısıyla şimdi Peygamber Efendimiz sürekli makamı mahmuda doğru yolculuk üzeredir. Oraya ulaştığında ve o orada karar kıldığında bir biri bilir veya bir biri bildi ol, olmuş olacak. Yani el mu'minu miratül mu'min olmuş olacak. O zaman şimdi el muminu miratül mümin yani mümin müminin aynasıdır cümlesi bir ideal cümle haline gelerek e, e, varlığın kabz ve bast arasındaki durumunu bize e, göstermiş olacak, bize anlatmış olacak. Bu gerçekten çok önemli bir e, nokta e, olarak duruyor. Bir de şimdi salavat bir ömürdür yani salavat ömrün uzamasıdır, salavat hayatın uzamasıdır, varlığın e, sürmesi salavattır. Yani salavat dile getirdiğimiz sürece yani peygamberin sözüne binaen salavat dile getirdiğimiz sürece yani peygamberin yolunu uzatmış oluyoruz. Yolculuğunun sürdürmüş oluyoruz. Daha doğrusu buna dua etmiş oluyoruz ve o büyük yolculuk ise e, aslında varlığın sürekliliği anlamına gelmiş oluyor. Böyle bir çok mühim bir e, mesele. Şimdi dönelim tekrar Muhammed'dir o, Ahmet'tir, Mahmuttur o, Asfa Şimdi en saf, en duru olan yani küdürat-ı beşeriyeden ve küdürat-ı halkiyeden yani yaratılmışlık kirlerinden, perdelenmişliklerinden, hucub ü yeden yani karanlık e, perdelerden en arınmış, en duru olan kişi asfa odur. Yani peygamber, Hazreti Peygamber. Şimdi bazı e, efendim, tasavvuf araştırmacıları, e, tasavvuf isminin safa kelimesinden geldiğini düşünmüştür. Yani safa, saflık, arınmadan geldiğini. Yani kevni e, ilgilerin, taallukat ı kevniyenin ve e, karanlık perdelerin e, etkisinden kurtularak e, hakikate yönelmişlik ve hakikate e, efendim e, teveccüh e, anlamındaki safa kelimesinden tasavvufun türedildiğini düşünüyoruz. Şimdi burada terimsel anlamıyla değil kelime anlamıyla eee kavra şey kelime anlamıyla e, safa Hazreti Peygamberle ilişkilendirilerek Hazreti Peygamber ile tasavvufun ilişkisi kelime üzerinden tesis edilmiş oluyor. Şimdi buna kelime diyorum kavram demiyorum çünkü kavram sufilere ve tasavvuf ilmine mahsus olan bir şeydir. Yani onların oluşturduğu bir kavramdır. Hazreti Peygamber'in aynı yolla ve aynı yöntemle ulaşıp ulaşmadığını bilemeyiz. Yani o, o, an, onu, o konuda bir akıl yürütmemiz gerekmez. Ama Peygamber'in hali yani asfa hali yani en saf hali derken bunu kastetmiş oluyor. Beşeri noksanlıklardan, beşeri ilgilerden arınmış olan, temizlenmiş olan yolculuk böyle devam ediyor. Dolayısıyla şimdi biz... Biz de o yolu takip etmek istediğimizde peygambere ittiba etmek istediğimizde o yol üzerine yürüyerek küdürat beşeriyeden yani beşeri kirlerden ve eee hücubü zulmaniyeden yani karanlık perdelerden arınmış oluruz veya arınmaya doğru gideriz. E, çok güzel bir efendim cümle oldu burası. Cümleydi burası. Ahmedu Mahmudu asfa. Şimdi devamını söyleyelim. Burada artık tamamıyla yani konu e, bence ancak e, İbn Arabi kavramlarıyla izah edebilecek bir noktaya geliyor. Nedir o? Onu kendi için, halkı onun için ya onun için yani tabi böyle okuyor. Ee, yarattı talatını etti Musaffa. Şimdi Peygamber ve halk yani insanlar ya da bütün alem ne karşılık gelir? Yani yani Peygamber kimdir? Alem nedir? Veya insan kimdir? Yani bütün insanlar kimdir? Veya mesela Allah Peygamberin için yarattı, insanların için yarattı. Şimdi bu ancak İbn Arabi Veya bu muhakkik düşünürler. Gelenince anlamlı olacak bir sorudur, anlamlı olabilecek bir sorudur. Şimdi burada diyor ki, onu kendi için yarattı. Yani Cenab-ı Hak Hazret Peygamber'e efendim kendi için yarattı. Yani e, kendi kendi bir gizli hazine idi, bilinmeyi murad etti. Vazit Peygamber'i yarattı. Dolayısıyla şimdi Peygamber'in varlık sebebi o. Halkı ise onun için yarattı. Yani onun için yarattı demek şu demek. E, ee, onun var olması için alem de var olmalıydı. Onun var olması için insan da var olmalıydı. Hani bu Fuzuli'nin e, su kasidesinde yani bir gül için vermek ziyan değil yani israf değil bin hare su dediği şey aslında biraz bu. Yani dikenlik yaratılmıştır ki gül var olsun diye. Aslında gül dikenliğin kemalidir. Dolayısıyla şimdi gül bir diken türüdür ve dikenliğin kemalidir gülün olabilmesi için bir dikenlik ihtas edilmesi gerekiyor. Gül varken dikenlik ona ilişmedi, arız olmadı. Dikenliğin içerisinden seçildi. Yani dikenliği süzünce, dikenliğin hülasasını çıkartınca gül meydana gelmiş oldu. Dolayısıyla şimdi bu alem peygamber için var oldu. Peygamber ise Allah için var oldu. Yani böyle böyle bir nokta. Şimdi bu aleme bütün insanlar dahil midir değil midir? Bu iki şekilde cevaplanabilecek bir sorudur. birincisi dahil değildir. Yani alem derken burada insan maadası bütün yaratılmışlar kastedilir. Yani yani gökler, yer, işte ağaçlar, hayvanlar, ötekiler, berikiler, madenler vesaire falan kastedilir ve bunlar insanın bedenine mukabil gelen şeylerdir. Yani bedeninin anası olan, bedeninin atası olan yerlerdir. Bunlar niçin yaratıldı? Bir ruh meydana getirmek için değil. Ruhumuz e, şey, e, yani ruhumuza bir mekan olsun diye, ruhumuza bir ev olsun diye bütün bunlar yaratıldı. Dolayısıyla bunların amacı Tanrı'yı doğrudan bilmek değil, insan üzerinden bilmektir. İnsan dolayımıyla bilmektir. İkinci yorumda ise burada şimdi alem ile insan arasında kurmuş olduğumuz ilişkiyi bu kez insanlar ile Hazreti Peygamber arasında kurmuş oluyoruz. Ve insanlar ile Hazreti Peygamber'in ilişkisi ee, ...insan ile alem ilişkisinin bir modeli haline geliyor. Bunu nasıl yapıyor? Bunda da İbn Arabi düşüncesinin sağladığı bir imkandır. İbn Arabi bunu e, hakikati Muhammediye'yi e, e, taayyünü evvel... E, ...hakikati insaniye'yi yani diğer insanların hakikatlerini ise... ...hakaik insaniye ise taayyünü sani mertebesi kabul ederek açıklamaya çalışır. Yani birinci de aynı sabite peygamberimizin aynı sabitesi bir üst mertebeyi teşkil ediyor... E, diğer aynı sabitler ise diğer mertebeleri teşkil ediyor. Şimdi böyle bir durumda Hazreti Peygamber ile diğerlerinin ilişkisi bir tümel tikel ilişkisine dönmüş oluyor. Bunun en e, e, muazzam açıklaması ha, Musa aslında İbn Arabi tarafından zikredilir ve orada tikel olan ruhlar yani İsrailoğulları'ndaki e, çocukların ruhları tümel olan Hazreti Musa'nın ruhuna dönerler ve onu takviye ederler, onu teyit ederler. ...diye zikredilir. Yani konu bu... ...şekilde ele alınır. Binaenle şimdi... ...onu kendi için, halkı onun için... ...yarattı demek bu demektir. Allah'ın muradı asaletin Hazreti Peygamber'dir. Hazreti Peygamber'e... ...varsın diye varlık... ...dolaylı olarak da... E, ...alem yaratılmıştır. Yani... ...alem peygambere bir ev olarak... ...bir mülk olarak... E, ...yaratılmıştır. Alemin... ...mülkü yani... Işte, ...alem mülkü... E, memleketi insaniyedir. Yani insanın mülkü olarak yaratılmıştır. Bu tedbirat-ı ilahiyede e, ki ana fikir budur i̇bn Arabi tarafından ele alınıyor. Dolayısıyla Muhammed Yazıcı Zaden'in de bunu buradan takip etmiş olması lazım. Çünkü başka türlü bunun bir açıklaması yoktur. E, sufilerin böyle bir e, deyim olarak aktardıkları bir cümle var burayla ilgili. Leulake <laughs> Sen olmayaydın eğer felekleri yaratmazdım e, cümlesi. O da tam olarak bu anlama geliyor. Çünkü e, yani eğer Murad Tanrı'nın muradı bilinmek ise ve bilinmek e, Hazreti Peygamberle ile tahakkuk ediyor ise o zaman e, alemin yaratılış sebebi Hazreti Peygamber olmalıdır. Çünkü onu ancak o bileceği için e, maksadı kim gerçekleştiriyor ise e, e, öteki şeylerin varlık sebebi o olacaktır. O olmalıdır. Levleke böyle bir e, anlama gelir. Ama bunu bazıları tabi hadis diye aktarıyor. Ben hadis olduğunu zannetmiyorum. E, <laughs> yarattı tilatın ettiği Musaffa. Yani vasıflarını özellikle yarattı ve onu saf yani en saf, en arınmış bir şekilde e, ortaya koydu. Şimdi cemiyi enbiya ümmettir ona. Kamu alemlere aksa merma. <laughs> Şimdi bütün ümmetler yani Pardon, ...bütün nebiler, bütün peygamberler... ...Hazreti Peygamber'e ümmettir. Yani e, o, Dolayısıyla şimdi... ...yine burada e, İbn-i Arabice bir düşünceye... ...geliyoruz. E, daha öncesinde mesela Gazali öncesi tasavvufta... E, ...bu düşüncenin... ...bir takım izleri bulunabilir. Mesela kelamda bulunamaz... E, ...bu izler aslında. Ama tasavvufta bunlar bulunabilir. Özellikle mesela Kuşeyri'nin ve onun öncesinde... E, ...Sülemi'nin mesela... ...Kuran-ı Kerim yorumculuğunda... E, ...Hazreti Peygamber'in... E, ...bütün peygamberlerden nasıl temayüz ettiği konusu... ...çok temel bir mesele olarak ele alınır. Şimdi bu e, yani maalesef tasavvuf üzerindeki akademik araştırmalar... ...bunu tam ortaya koyabilmiş değildir. Yani Müslüman düşüncede nübüvvet fikri nasıl ortaya çıkıyor, nasıl gelişiyor? E, ve e, daha sonra mesela o metafizik düşünceye doğru nasıl evriliyor? Bunu tam olarak e, araştırmalar ortaya koymuş değil ama... E, ...özellikle mesela Kuşehri'nin tefsiri bir ana fikir olarak... ...Hazreti Peygamber'in nübüvvetinin üstünlüğü üzerine kuruludur. Yani Hazreti Peygamber'in nübüvvetinin öteki nübüvvetlerden nasıl ayrıştığı, ...nasıl temayüz ettiği üzerine kuruldur. Bir de şimdi yani... E, ...Yazı Zahid'in burada söylediği cümle tam olarak ona uyuyor. Diğer ümmetler değil, diğer peygamberler ümmettir ona. Yani e, burada vurgu noktası çok önemli. O zaman peki şimdi diğer peygamberler niye geldi? Vesa, veraseten geldi. Yani... Şimdi biz varisi hep sonradan düşünüyoruz. Mesela peygamberin varisleri. Aslında önceki peygamberler de Hazreti Peygamberin vekilleri. Yani bütün peygamberlere peygamberin vekili olarak bakmak. Bu aslında İbn Arabi'nin veya muhakkak e, muhakkik düşünürlerin perspektifi bu. Dolayısıyla şimdi birbirine eşit peygamberlerden konuşmuyoruz. Ya bütün peygamberlerin Hazreti Peygamberin bir yönü olduğu bir perspektiften konuşuyoruz. Yani böyle bir anlayıştan söz ediyoruz. Tabii böyle olunca ee, Müslüman muhakkak e, yani muhakkik sufilerin şu soruya bir cevap vermesi gerekir. Ayet-i kerimede "La nüferriqu beyne ahadin min rusule" buyruluyor. Yani biz e, onun peygamberlerinden hiçbirini tefrik etmeyiz deniliyor. Bu nasıl açıklanacaktır? Efendim burada verilen cevap şudur. İman ve Allah'tan gelmelerini tasdik bakımından bir ayrım yoktur. Yoksa istinat ve getirdikleri bilgi bakımından ya da kendi üstünlükleri bakımından böyle değildir. Kendileri açısından yani kendi birbirleriyle kıyaslanıklarında peygamberlerin bir kısmı ötekilere üstün kılınmıştır ve buna da inanmak gerekir. Ama hepsinin peygamber oluşu Allah tarafından seçiliş ve gönderilişi bakımından ise aralarında bir ayrım yoktur, bir tefrik yoktur e, anlamında olması gerekir. Efendim dolayısıyla cemi enbiye ümmettir ona. Yani bütün peygamberler Hazreti Peygamber'in ümmetidir. Bundan dolayı çünkü Murat asaleten Murat Hazreti Peygamber idi. Diğerleri vekaleten peygamberdir. Kamu alemleri aksaymer. Yani bütün alemlerin kendisine varmak istediği esas maksat en yani en ulvi en üstün gaye Hazreti Peygamber'dir. Yani yani her şey ona doğrudur. Zaman ona doğru akar. E, mekan ona doğru yönelir. Yani her şey yani her şeyin nihayetinde bulunan kişi odur. Yani çünkü peygamber alemin ufkudur. Alemin insanlığın ufkudur e, demiş oluyoruz. Şimdi e, burada bir nokta daha ileriye götürüyoruz. Ona hadim eminül eminullahi cibril. Allah'ın emini olan Cebrail peygamber de Hazreti Peygamber Ce, ay, Cebrail aleyhisselam da Hazreti Peygamber'in hadimidir, hizmetkarıdır. Şimdi bu da bir tartışma konusu. Burada mesela İbn Arabi tam e, Yazı gibi düşünmeyebilir. E, yani en azından mesela İbn Arabi peygamber efendimizin de dahil olduğu e, peygamberlerden bazı meleklerin üstün olduğunu düşünüyor. Ama bu meleklerin hangileri olduğunu bilmiyoruz. Yani açıklama yapmıyor. E, ama Cebrail için mesela hadim kelimesini kullanıp kullanmayacağından emin değilim. Yani böyle bir şey hatırlamıyorum. E, dolayısıyla şimdi ona hadim. Dir. Cebrail demek yani biraz daha yazıcızadenin kanaatini gösteriyor ee, yani Cebrail peygamber efendimizin muallimi değildir bir hizmetkarıdır yani bir hadimidir ama bu bakış açısı mesela İbn Arabi'nin Hızır ve Musa hikayesine e, uyarlanabilir mesela orada mesela Hızır e, muallim olarak değil aslında hadim gibi görünüyor yani Hazreti Musa'nın hadimi gibi çünkü Musa esastır orada Hızır e, daha e, alt bilgiyi yani da, daha doğrusu şöyle hani ona yardım eden birisini muavin gibi duruyor. Dolayısıyla şimdi Cebrail de böyle duruyor olabilir. Yani Hazreti şey e, İbn Arabi'nin Hızır Musa benzetme yani açıklamasına benzer şekilde burada Cebrail ve Hazreti Peygamber e, şeyi görülebilir. Eminullah Cibril makamı Kabe Kavseyni Evedna. Hazreti Peygamber'in makamı ise e, kab Kabe Kavseyni Evedna'dır. Yani iki ucu yayın şey yayın iki ucu kadar ya da daha da yakındır. Yani dolayısıyla şimdi Hazreti mesela ise makamı böyle değil. Nitekim rivayetlerde ben bur yani Sıred öteye ben geçemem demiştir. Yani Sıred Müteah'ı geçemem demiştir. Halbuki Hazreti Peygamber Kabu ı evedna makamına kadar gelmiştir. Dolayısıyla şimdi Hazreti Peygamber Cibril'in de hizmet ettiğidir. Cibril onun hadimidir. Kemal-i zahir oldu bil bedahe şu dem kim refref ile oldu Ahva ee, Şimdi Hazreti Peygamber'in kemali apı, apı açık bir şekilde ortaya çıktı Ne zaman yani refref ref ile o Ahva yani daha da gizliye Yani daha da e, Yüceldiğinde yükseldiğinde refref ref ile Olduğunda daha da yüceldi Yani Sidre-i Münteha ondan sonra Kabu Kavsein Ondan sonra refref ref ile daha da Yani yükseğe çıkmış oldu Böylece Hazreti Peygamber'in yani Cebrail dahil, bütün nebiler dahil ve bütün herkes dahil hepsinden daha üstün olduğu bedahetle ortaya çıkmış oldu. Çünkü Miraç'ta mesela Hazreti Peygamber bütün peygamberlerin ruhlarıyla karşılaşıyor ve onların hepsini geçiyor. Yani şimdi geçebildiğine göre peygamberin yolculuğu devam ediyor. Yani peygamberin makamı devam ediyor. Çünkü o peygamberler yani Darbeka'ya irtihal ettiklerinde kendi makamlarına yükselmiş oluyorlar. Hazreti Peygamber ise irtihal ettiğine, şey e, Hazreti Peygamber ise terakki ettiğine göre ve uluc ettiğine göre peygamber makamı hepsinden daha üstün. Bu da diyor bedihi olarak ortaya çıkmış e, oldu. Ayağı tozunu a, e, arş etti kıble onun için oldu. Arşın kadri eee erka Şimdi Hazreti Peygamber ayağı tozunu arş etti yani kıble ee, yani e, şimdi kı e, Hazreti Peygamber'in ayak tozu mesela hani göklere çıktı yani. Yani e, yükseğe çıktı. E, onun için e, oldu Arş'ın kadri erka. Yani bu nedenle yani Arş'ın makamı yani Arş makamı ondan dolayı yükseldi. Şimdi Hazreti Peygamber'in yani gök yüzünden şey yeryüzünden gökyüzüne yüzüne urucu temsil ediyor yani miraç bunu anlatıyor. Şimdi ayak tozu oraya bulununca yani kıblega e, o e, yani şimdi arş kıblenin gökyüzündeki karşılığı yani yani e, yani yer gökyüzünde arş yer yüzünde işte kabe yani. Şimdi kabe onun iz düşümü yani kabe'nin yükseğine çıkmış oldu. Peygamberin ayak izi orada ka, e, ka, kalmış oldu. Dolayısıyla şimdi hani kabe'den de arş'tan da hepsinden daha üstün e, olmuş oldu kamu edyanı dini kıldı mensu, kamu ediyani dini mesela bu da mesela bunun yazım tarzlarında bir tire pek kullanmıyorlar bilmiyorum böyle mi yani e, araştırmacılar bunlara dikkat edebilirler dini kıldı mensu onun için şiratidir hayru ebka e, ebka pardon onun için şiratidir hayr, hayru ebka şimdi Hazreti Peygamber'in en önemli yani böyle olduğu için bütün peygamberler onun ümmeti olduğu için bakın e, dikkat noktası burası. ...işte ayağının tozu Arş'a çıktığı için, işte makamı işte ev edna olduğu için Cebrail'in onun hadimi olduğu için vesaire. Yani bu bütün bunlar bunlar bir arada olduğu için bütün dinleri mensuh kıldı. Şimdi Hazreti Peygamber'in en ayrici vasfı bu. Şimdi birçok insan mesela yani bu dinlerin mensuh meselesi, dinlerin neshedilmesi meselesini galiba yanlış yorumluyor. Mesela İslam'la önceki dinlerin ilişkisi e, tahrif üzerinden ele alınamaz. Nesih üzerinden ele alınır. Yani mesela hani Yahudilik işte tahrif oldu, Hristiyanlık tahrif oldu. Bunlar aslında bunlar eksik anlatımlardır. Bundan dolayı bir din değişmez. Bundan dolayı bir din ortadan kalkmaz. Şimdi Allah bir hüküm gönderiyor. Bu hükmü bozuyor mu? Yani hükmü bozmuyor. Onu mensuh kıldı. Yani e, dolayısıyla şimdi Hristiyanlık mensuh oldu. Neden? Çünkü peygamber geldi. Yani asıl geldiği için Hristiyanlık mensuh oldu. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de mesela Yahudiler, Hristiyanlar, başka dinler ve çeşitli özellikleriyle anlatılıyor ve genellikle yani Müslüman toplumlar okuduğunda işte ahlaki olarak onları kınadığını düşünüyor. Aslında öyle değil. O dinler mensuh. Yani o ahlaki özellikler olmasa bile o dinler mensuh olacaktı. Neden? Çünkü peygamber bu bu vasıflarıyla daha üstün olduğu için ve bütün peygamberler onun e, ümmeti olduğu için. Evet. Bu nedenle de kendi şeriatı yani en hayırlı ve ebedi olarak yani baki kalan şey oldu. Yani hayır öpka yani hem yani en hayırlı şeriat oldu. Yani diğerlerine göre mesela Hristiyanlık Yahudiliğin işte katı uygulamalarına göre onun şeriatı daha hayırlı oldu ve daha baki oldu. Ay iki pare oldu parmağından onun için Şems-i Kevneyn oldu Ebaha. Şimdi Hazreti Peygamber yani bir mucizesine işaret ediyor burada. Şimdi ay yani bir güzellik ölçütü. Yani insanlar mesela aya böyle güzellik güzelliğini temaşa ederler ve hayran olurlar. Yani birçok durumu birçok yani insana hali ay ile anlatırlar. İşte ay gibi yüzlü, ay yüzlü, işte ay pare vesaire gibi böyle tabirler kullanırlar. Şimdi Hazreti Peygamber bir parmağıyla ayı ikiye böldü. Yani şimdi hani şeye bakalım mesela Hazreti İbrahim işte ayı görüyor Rabbim diyor. Ama Hazreti Peygamber yani sonra değiştiriyor tabii hani böyle değildir diyor ama Hazreti Peygamber o aya Parmağıyla işaret ediyor ve ikiye bölüyor. Şimdi mesela Yusuf peygambere secde ediyor. Şimdi birisine secde ediyor diğerini parmağıyla ikiye bölünüyor. Şimdi burada bir makam farkı var. Dolayısıyla şimdi ayı ikiye böldü. Yani Hazreti Peygamber ayı ikiye böldü. Bu nedenle kendisi ne oldu? Onun için şems-i kevneyn oldu. Yani şimdi ay ne? Güneşin bir yansıması, güneşin bir izi. Şimdi onu böldüğüne göre peygamber iki alemin güneşi oldu. Yani sadece dünyanın değil. Ahiretin de güneşi oldu. Yani ahiretin aydınlık sebebi de peygamber oldu. Şemsi şemsi evrenin. İçiptir havzının bir katresinden ee, bir katresinden onun için zindedir Hızır ile İsa. Şimdi yukarıda söyleyecektim onu unuttum. Şimdi bütün peygamberler Hazreti Peygambere efendim eee üm şey, ee, e, ümmettirin en önemli ifadelerinden bir tanesi. Hazreti Hızır Hazreti İsa'nın Atay İlyas'ın, Hazreti İlyas'ın e, Hazreti Peygamber'e ümmet oluşudur. Mesela Hazreti İsa'nın tekrar gelip gelmeyeceğini tartışmalarında bu zikredilir. Gelsin ya da gelmesin gelin, gelen Hazreti Peygamber'e ümmet olarak gelecektir. Yani Hazreti Peygamber'in ümmeti olarak gelecektir. Şimdi burada ikinci bir noktaya geliyoruz. Bu tabii Müslümanlarla yani Hristiyanlar arasında öteden beri konuşulan bir konudur ve Müslümanlar arasında da bir tartışmalara yol açmıştır. Yani Hazreti İsa'nın çok zahir mucizeleri var. Hazreti Peygamber'de o kadar zahir mucize görünmüyor acaba hani Hazreti İsa'da bir üstünlük mü var diye bir tartışılmıştır. Yani yani ideal tarz ideal yani bu üstünlük meselesi peygamberden üstün olması gerekmiyor. Onun hayatı mıdır ideal olan? Çünkü sufiler neyin peşine gidecekler? Yani yani böyle bir ideal halin peşine mi gidecekler? Yoksa Hz. Peygamber'in peşine mi gidecekler? Bu ciddi tartışmalara yol açmıştır. Ee, ve mesela Mevlid'in yazılmasının nedeni de budur. Yani Hz. Peygamber'in üstünlüğüdür. Yani hakikatin beşeriyette kitma gizlendiği hal üstündür şeklinde. Şimdi burada Muhammediye yazarı Mevlid'in de yani izinde veya o yaklaşımla önemli bir şey söylüyor. Diyor ki Hızır da e, İsa da niçin hayattadır? Onun havz Kevser'inden içtikleri için. Yani abı hayat, Hazreti Hızır'ın içtiği abu hayat peygamberin Havz-ı Kevser'idir. Yani ne demek bu? Peygamber'e iman ettikleri için, peygamber'e bağlı oldukları için... E, bir abi hayata ulaşmışlardır. Abu hayat peygambere iman demektir. Hızır'la Hazreti İsa hayatta kalmıştır bu sayede. Diğerleri kalmayabilir ama diğerleri de ölmez. Yani hayatta değillerdir ama ölmemişlerdir. Onun için mesela abi hayat insanlar için Muhammedur Resulullah'tır ya da peygamber sevgisidir demek istiyor. Bu da çok önemli bir cümle oldu. Şunu da okuyup bitirelim bu bölümü. Şu meddahı ola Allahu azam kıyas et kimdir? O sultan hali. Şimdi yani ben övmeye çalışıyorum ama ben neyi öveyim ki? Onu öven meddahı çok güzel bir ifade. Yani meddah kelimesi e, yani günlük hayatta biraz e, bir anlam ifade eder ama burada tam böyle olumlu bir e, anlam ifade ediyor. Peygamberi öven yani ona Ahmet diyen, ona Muhammed diyen, ona Mahmut diyen Allah'ın kendisidir. Yani Allah onu övmüştür, met etmiştir. E böyle olunca şimdi kıyaset kimdir o sultan hala? O, o sultan kimdir? Sen bundan anla yani Allah onu övmüş biz ne övelim gibi yani böyle çok önemli bir şey söylemiş oldu. Efendim bu bölüm gerçekten önemliydi. Böylece e, Natı Resulullah bölümünde okumuş olduk. E, önümüzdeki haftalar yine buradan devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra inşallah e, ikinci bölüme geçebiliriz. Ahirette çıkar zevk-u safhası On sekiz bin alemin Mustafa'sı Muhammed. Adı güzel kendi güzel Muhammed. Cihanın eylem sensiz Sen hak peygambersin Şeksiz, gümansız Sana inanmayan Giderim ansız Sana Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed Düşünce ve Hayatta Kur'an-ı Kerim Radyo'dan, Düşünce ve Hayat programından beraberiz. E, programımızın ikinci kısmında Kur'an-ı Kerim'den okumaya devam ediyoruz. Nur suresini kabaca yani bitirmiştik. E, bugün Furkan suresinden e, devam edelim istiyorum. E, şöyle başlayalım. E, Furkan suresi Mekke'de nazil olmuş ve e, 77 ayet oluşuyor. Daha 77 ayet kelime var içerisinde. Ee, şöyle başlıyor. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Tebârekellezî nezzelel furkânı alâ abdihî liyekûne lil âlemîne nezîrâ. Ellezî vel ard. Ve lem ve lem lehu fil mulki ve halaka şeyin fe kadderehu Yani hakikaten e, yani üzerine ne kadar durulsa o kadar anlama ulaşabileceğimiz bir ifade. Yani bu ilk iki ayet kerime. Tebareken lezi nezzelel furkanı ala abdihi. Kuluna yani Hazreti Peygamber'e furkanı tenzil eden yani peyderpey indiren o Allah pek mübarektir. Yani tebarek mübarektir. Bu şimdi tebareke ifadesi mübarektir. Yani mütealdir, münezzehtir, ee, ...gibi yani birçok anlam... ...verilebilir mesela yani... bareke mübarek, mesela Allah ...mesela Allah mübarek eylesin diyoruz ama... ...burada tabi tebareke... ...yani Teala gibi... ...yani böyle anlam veriyoruz... ...Allah münezzehtir, mütealdir... Ee, ...fakat şimdi tabi... E, ...bu ayet-i kerimeyi... ...yani acaba ilk mesela... ...sahabe nesli duyduğunda ne anlamıştır yani... ...bu ifadeye nasıl bir şey yüklemiştir onu bilmiyorum... E, ...ama böyle metafizik gelenek içerisinde daha sonra bu ayet-i kerimeler yorumlandığında nasıl düşünülebileceği, nasıl ele alınabileceğini biliyorum. Tebarekellezi nezelel furkan ala abdihi. Şimdi Allah kuluna furkanı indiriyor. Yani bir defa Kur'an-ı Kerim'in ismi burada furkan. Bu Kur'an-ı Kerim yani Musaf şeklinde Kur'an-ı Kerim olabileceği gibi herhangi bir vahiy ya da herhangi bir bilgi ya da hüküm de olabilir. Yani İlk, şimdi ayet-i kerimelerde mesela Kur'an kelimesi, Furkan kelimesi henüz bütünü nazil olmamış iken kullanılıyor. Yani parça da bütünü temsil edebilir orada ama bilgi de Furkan ya da Kur'an anlamına gelebilir. Yani herhangi bir bilgi mesela Cenab-ı Hak ki e, işte komşuya şöyle davranacaksın diye bir şey söyledi ya da işte mesela karı koca ilişkisiyle ilgili bir şey söyledi. Bunun kendisi de yani bir hüküm bile Kur'an ya da Furkan olabilir. Çünkü ayrıştırıyor. Yani neyi ayrıştırıyor? Hakikat ile batılı ya da mümin ile mümin olmayanı ayrıştırmış oluyor. Yani böyle olabilir. Ee, ya da yani o bilgi ya da o hüküm ve o ayet işte Kur'an-ı Kerim'in bir parça olduğu için parça bütünün ismiyle tesmiye olunabilir. Yani dilde bu mümkündür. Şimdi o zaman şimdi Kur'an-ı Kerim isimlerinden bir tanesi Furkan. Hani olduğunu biliyoruz. Furkan'dır. Yani ayrıştırandır. Farktır. Yani bir tefriktir. Ee, biz şimdi bu kafirin suresinde hani okurken bunu görüyoruz. Orada mesela e, Cenab-ı Hak yani e, peygamberimize şöyle söylemesini emrediyor. De ki La abudu ma tabudun. Ben sizin ibadet et ibadet etmiyorum. Siz de benimkilere ibadet etmiyorsunuz. Diye devam ediyor. Şimdi bu bir tefriktir. Ayrıştırmadır. Yani normalde Herkes nihayetinde Allah'a ibadet ediyor ama peygamberin ibadet ettiği ile onlarınki bir değil. Çünkü onlarınki bir zan yani Allah hakkında bir zanları var ama peygamberinki bir inanç yani bir imanı var. Dolayısıyla şimdi e, bu, bu bir tefrik edilerek e, ayrıştırma yapılmış oluyor. Yani müminler mümin olmayanlardan ayrışmış oluyor. O zaman şimdi hükmün kendisi tefrik yani fark. Bu nedenle şimdi Kur'an-ı Kerim'e Furkan diyoruz. Yani ayrıştıran. Yani hak ile batılı ayrıştıran. Ya da müminle kafiri ayrıştıran. Allah tasavvurunu ayrıştıran gibi yani böyle. Şimdi bunu indirdiği için yani böyle bir kitap indirdiği için Cenab-ı Hak mübarektir. Yani ne demek mübarektir? Yani bize bir hayır vermiştir. Yani bize bir iyilikte bulunmuştur. Dolayısıyla şimdi yani Kur'an-ı Kerim'in gelişi bir kötülük değildir. Yani bir yük değildir. Şimdi ayet-i e diyor ki ma enzene aleyke'l li liteşka'a yani Kur'an Kur sana sıkıntı çekesin diye indirilmedi. Ya da mutsuz olasın, bedbaht olasın diye indirilmedi. E niye indirildi? İlla teskireten iman yakışa. Yani yani Allah'tan korkan kimseler için bir öğüt olarak indirildi. Yani dolayısıyla şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir öğüt tarafı var. O zaman şimdi Kur'an-ı Kerim kendisini bir rahmet olarak yani Furkan'ı bir rahmet olarak düşünmek gerekiyor. Furkan'ı mesela bir merhamet olarak düşünmek gerekiyor. Furkan'ı bir e, kolaylık olarak düşünmek gerekiyor. Furkan'ı bir iyilik olarak düşünmek gerekiyor. Şimdi bu durumda şimdi Furkan yani mesela tıpkı mesela Allah'ın işte gökten yağmur indirmesi ne ise Allah'ın mesela yıldızları yol bulmamız için yaratması ne ise Allah'ın hayatımızı kolaylaştırmak için yeryüzünden bitkiler çıkartması ne ise Furkan'ın gelişi de o. Biz bu nedenle yani mesela bize sunduğu nimetler için Allah'a mübarek dediğimiz gibi Furkan içinde böyle dememiz lazım. Yani çok şükür Kur'an var. Yani çok şükür Kur'an geldi. Veya da mesela Allah'ın iyiliğinin delili nedir? Mesela Allah'ın mübarek oluşunun, Allah'ın e, tebareke, o e, denilmesi, yani Allah'ı Allah'ı ile e, e, Allah anmamızın delili nedir ve gereği nedir? E gereği Furkanı indirmiş olmasıdır. Bir şimdi burada e, Furkan ile yani Allah'ın kuluna indirmiş olduğu furkan ile Allah'ın iyi, mübarek, münezzeh ve müteal oluşu arasında bir ilişki kurmak lazım. Şimdi ikinci bir yön ise şu olabilir. Burada tebareke müteal anlamında ise o zaman tenzih ve teşbih açısından bakmak gerekir. Müteal anlamında alırsak yani Allah her ne kadar kullarına böyle bir furkan indiriyor ve onları iyi kötü, mümin kafir diye bölüyor olsa bile aslında bir yönüyle Cenab-ı Hak münezzehtir, mütealdir. Yani e, yani bize yaklaşırken uzak kalandır. Yani e, yani kitap geldi diye yani Allah gelmiş olmuyor. Yani Allah münezzehtir gibi. O zaman şimdi burada yani mübarek kelimesinin, tebarek kelimesinin tenzih anlamında düşünmekte de e, mümkün olabilir. Binaenaleyh şimdi yani tebareke kelimesini iki anlamda düşünmüş oluyoruz. Bir, Allah münezzehtir. İki, Allah iyidir, mutlak hayır sahibi sahibidir, mutlak lütufkardır ee, anlamında düşünmüş oluyoruz. Ee, böyle yorumlamış oluyoruz. E, Nezzele-el furka, nezzele tenzil anlamı verdik. Tenzil peyderpey yani dere, e, kademe kademe, zamana göre, mekana göre, hale göre indirilmesi demek... ...Ali Abdihi Peygamberine... ...li yekune lil alemine... ...nezira... ...ki bütün alemler için bir nezir olsun. Yani peygamber... ...bütün alemler için bir nezir olsun. Şimdi bu da... E, ...alem... ...yani nezir kelimesini yani anlıyoruz. Yani uyarıcı. Yani böyle... E, ...insanları uyarıyor. E, cinleri uyarıyor. Diyelim ama... ...alemin kelimesi... ...dikkat çekici bir kelime. Çünkü... Yani içine ne giriyor acaba? Yani bütün alemler derken içine ne giriyor? Ee, bence bu ayet-i kerimeyi e, benzer ayet kelimelerle birlikte düşünmek lazım. Mesela, Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan. Allah'a hamd olsun. Veya hamd Allah'ın alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Şimdi burada alemler derken bütün her şey anlamında bir kelime kullanmış oluyoruz. Ama şurada mesela وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً alemin. Biz seni bütün alemlere rahmet olarak gönderdik dediğimizde ve denildiğinde Cenab-ı Hak dediğinde acaba aynı kapsamda mı bu kelime kullanmış oluyor? Bu da mühim bir konu. Yani bu da üzerine durulması gereken önemli bir konu. Benim takip ettiğim tasavvuf geleneği ikisini aynı anlamda alır ve peygamberin bütün alemler için bir rahmet olduğunu söyler. Şimdi rahmet aslında varlık demek. Yani varlık sebebi demek çünkü rahmet ile var oluyor alem. O zaman e, Peygamber bütün alemler için yani va, var olmuş olan her şey için bir varlık sebebi olarak gönderilmiş oldu. Şimdi buraya gelelim. E, peygamber bu kez bütün alemler için bir nezir olarak yani bir uyarıcı olarak geldi. Şimdi literal anlamından bakarsak aynı kapsamda aynı genişlikte olması lazım yani, yani ne kadar alem varsa hepsine ee, bu yorumun gitmesi lazım ama e, bunu beceremiyoruz yani mesela peygamber diyelim ki karıncalar için nasıl bir nezirdir yani onları nasıl uyarıyor mesela kuşlar için nasıl bir nezirdir ya da diyelim, mesela inorganik doğa için nasıl bir nezirdir yani bunları bilmiyoruz kabaca bildiğimiz işte cinlerin bir kısmını uyarmıştır. insanları uyarmıştır. Efendim dolayısıyla insanlar ve işte o onlar için öteki varlıklar için bir nezirdir diye bir yorum getiriyoruz. Şimdi oradan bakarsak aslında yorum alanı çok daralıyor. Çünkü e, insanların büyük kısmı da Peygamber Efendimiz'den habersiz olduğu için e, bunu açıklamak da çok zor kalıyor. O zaman şimdi yeni bir yorum biçimi yapmak lazım, bulmak lazım. O da şu. Peygamber'e bilinçle karşılık verdiğimiz ya da peygamberle bilinçle ilişki kurduğumuz durum ve yer ile peygamberin bir ontolojik ilke gibi alemde bulunuşu e, ayrımını yapmamız lazım. Yani e, peygamberle bilinçle ilişki, ilişki kurduğumuz yerde, yani Hazreti Peygamber'in peygamber ancak vahyin ulaştığı bilinçli varlıklar açısından bir nezir olabilir. Yani bir kuşun buradan bir e, haberi yoktur yani bir e, karganın bir e, efendim e, bir güvercinin bundan bir haberi yoktur bir karıncanın değil mi ve akan suyun işte yeşeren bir ağacın bundan bir haberi yoktur yani böyle olması gerekiyor halbuki e, öyle bir yorum yapmamız lazım ki yeşeren bir ağacın da Peygamberle bir ilişkisi kurulması gerekiyor onun için mesela bir nübüvvet metafiziği Yaklaşımı geliştirmek gerekiyor. Yani nübüvvet metafiziyle meseleye bakmak gerekiyor. Şimdi nübüvvet metafiziğini kısmen e, Şii e, yazarlar, Şii düşünürler yapmaya çalışmıştır. E, ve orada mesela nübüvvet ya da peygamberlik ve onun sonrasına gelen yani imamlık aslında ontolojik bir ilkeye yani ontolojik bir düzenleyici bir ilkeye karşılık gelir. Şimdi tasavvufta özellikle yani vahdet vücut geleneğinde bu hakikati Muhammediye'de biraz böyle yani bir yönü vardır ve bütün alem için düzenleyici bir ilke haline gelir. Yani bu şu demek mesela şimdi Süleyman peygamberi biz konuşurken karınca ile konuşmasından kuşlarla söz, söyleşmesinden söz ederiz. Fakat Süleyman'ın varlığı kuşlar için ne ifade ediyordu? Mesela karınca için ne ifade ediyordu bunu bilmeyiz. Ya da mesela insanın yani modern çağda, modern düşüncede bunu konuştuğumuzda yani şöyle akıl yürütmemiz lazım. Ee, i̇nsanın mesela yeryüzündeki öteki varlıklar bakımından anlamı nedir? Yani mesela insan yeryüzünde olduğunda yani öteki varlıklar bundan nasıl nasipleniyor? İnsan mesela yeryüzünde Allah'ı zikrettiğinde ya da mesela günah işlediğinde öteki varlıklar bundan nasıl nasipleniyor? Nasıl bir ilişki kuruyor? Şimdi burada böyle bir üniversal bir ahlak Tartışması açmamız gerekiyor yani universal bir e, insan ve öteki varlıklar e, diye bir sorun e, konuşmamız gerekiyor. Şimdi bunun bazı nüveleri bu yaklaşımın bazı nüveleri efendim e, tasavvuf adab e, eserlerinde yer almıştır yani e, insanın alemle ilişkisinin bir edep dairesinde şekillenmesi e, bahsinde e, buralarda zikredilmiştir. Fakat e, modern çağ için bu yeterli bir Açıklama modeli değildir. Yani bu konuda daha fazla e, bilgi ortaya koymamız lazım, daha fazla tecrübeyi konuşuyor e, olmamız lazım ve bir bakıma yani bu hani Alfred Hitchcock'un bir filmle ben zaman zaman atıf yaparım kuşlar diye yani kuşların insanlara baş kaldırdığı bir dünya e, olacak mı yani olabilecek mi ya da mesela hayvanların ya da doğanın mesela ...insanın reddettiği bir dünya olacak mı? Şimdi bu bazı mesela böyle Hint masalları... Işte ...doğu masallarına böyle aktarılan şeyler vardır. Yani insanların kullandıkları eşyaların... ...baş kaldırarak insanları yönetmeye başlaması gibi. Yani böyle hikayeler anlatılır. Acaba İslam içerisinden böyle bir hikaye... E, ...anlatabilecek miyiz? Yani çağdaş dünyada... E, ...insan doğa, insan evren ilişkilerinde... ...böyle bir hikaye anlatabilecek miyiz? Şimdi bu açıdan benim kanaatime göre... ...şu ikilem üzerinde nübüvveti ele almamız lazım... ...bilinçle... E, ...bir davetle ilişki kurma... E, ...sorunsalı üzerinde nübüvvet... ...bilinçle yani bilinçli insanların... ...o zaman şimdi nübüvvetin... E, e, ...hitap kitlesi... ...daralacaktır. Yani... ...mesela alemlere nezir olması... ...Peygamberin ancak... E, ...cin ve insanların bir kısmı için... ...mümkün olacaktır. Sınırlanacaktır. İkinci kısımda ise... ...ontolojik bir ilke olarak... ...nübüvveti ele almamız gerekiyor. Ontolojik bir ilke olarak ele aldığımızda bilinçli ya da bilinçsiz bütün varlıklar için peygamber bir rahmet kaynağı haline gelecek ve onlar için bir nezir yani e, yani onların varlığını sakınan onların varlığına e, hizmet eden onların varlığını muhafaza eden e, birisi haline gelecektir. Şimdi bu durumda şimdi mesela alemle e, yani eğer peygamber olmasaydı alemler yaratılmazdı cümlesinin devamı şöyle oluyor eğer peygamber var ise ...alemler varlığını koruyor... ...anlamına gelmiş olacak... ...bir şimdi bu ayet-i ...yani bu nezir kelimesini... ...alemler için nezir kelimesini... E, ...bu iki eksende... ...yani e, e, tebliğ... ...ve bilinç üzerinden... E, ...yorumlamak... ...ikinci noktada ise... E, ...bir ontolojik ilke gibi düşünerek... ...varlıkları koruyan anlamında... ...varlığımızı muhafaza eden... ...vesile anlamında... ...Peygamberle ilişkiyi düşünmemiz gerekiyor... Şimdi benim kanaatime göre modern çağda bu ikinci yorum bütünüyle anlamını daha doğrusu bütünüyle gündemden çıkmışa benziyor. Yani peygamberi bu şekilde ele almak işte bazı şiirlerde bazı böyle edebi ifadelerde az çok zikredilse bile bütün anlamını kaybetmiş gözüküyor. Çünkü böyle bir ontolojinin karşılığı yok. Yani daha doğrusu insanlar böyle bir şeye inanmıyorlar. Bundan dolayı çok büyük güçlük çekiyoruz ve bu ayet kelimeleri olabildiğince dar bir perspektifle ele almaya başlıyoruz. Bu durumda da şimdi yani mesela şunu tartışıyoruz. işte peygamberin daveti filan yere ulaştı mı ulaşmadı mı? Pe peygamberin davetine filanca şöyle karşılık verdi mi vermedi mi? Kim ümmeti kim değil? Yani bunun üzerindeki konuşmanın ötesine gidemiyoruz. Şimdi dini düşünce bu durumda e, fıkıh olmanın ötesine geçemez. Yani insanlara yükümlülüklerini anlatan bir e, düşünce olmanın ötesine geçemez. Dini düşüncenin bunun ötesine geçebilmesi için... E, ...metafizik bir ilke olarak nübüvvetin nasıl konuşulabileceğini tartışmamız gerekiyor. Yani bunu ele almamız e, gerekiyor. E, efendim bunu e, bunu da böyle söylemiş olalım. Şimdi geriye dönelim tekrar. Tebarekellezi nezzelel furkan ala abdihi. Kuluna yani Hazreti Peygamber'i kulu olarak e, vasf ediyor, nite, niteliyor. Kuluna Kur'an-ı Kerim yani furkan ayrıştıran bilgiyi veya da hükmü ya da ayetleri... Ee, ya da kitabı ayrıştıran yani tefrik eden çünkü bir bir fark ortaya çıkıyor. Bir defa yani kul Allah farkı ortaya çıkıyor mesela. Bunu bunu sağlayan Kur'an-ı Kerim. Yani dikkatimiz dağılıp mesela kulla Allah birleştirebiliriz ama Furkan ayrıştırıyor bunu. Çünkü tenzil kelimesinin olması indiren ve indirileni ortaya çıkartıyor. Yani peygamber bütünleşmiyor. Yani Tanrı bütünleşmiyor. Tefrik ediyor. Ondan sonra mesela peygamber ümmetten ayrıştırıyor. Çünkü ona değil başka birisini mesela yani şuna değil buna değil şu kişiye indirgeniyor. Böylece Furkan ayrıştırmaya devam ediyor. Ya da mesela peygambere karşılık vermeye göre insanlar ayrışıyor. Yani sürekli bir sonsuz bir ayrışma, sonsuz bir tefrik durumu e, ortaya çıkıyor. Şimdi böyle olduğu için yani kesreti ortaya çıkarttığı için, tadüdü temin ettiği için Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi büyük bir rahmettir, büyük bir e, Merhamettir ve varlığa hizmet eden bir şeydir. Yani varlığın amacını gerçekleştiren bir şeydir. Böyle olduğu için Allah çok iyidir. Yani çok büyük bir lütufkardır. Çok rahmet sahibidir. Çok hayır sahibidir. Ya da Kur'an-ı Kerim indirerek varlığın tikelleriyle böyle ilişki kurmuş olmasına rağmen... Sanmayın ki Allah sadece böyledir. Aynı zamanda Allah müteal ve münezzehtir. Yani bütün bu işlerden gani olandır. Tebareke kelimesini dolayısıyla hem tenzi hem de e, lütufkarlık anlamını verebiliriz. Yani şey yapabiliriz, verebiliriz. Niye? Liyekune lil alemine yani peygamber olsun diye alemlere nezira. Nasıl olacaktır bu dedik? İki şekilde bir ontolojik bir ilke olarak bütün varlıklar için koruyuculuk anlamına gelir peygamber. İki ee, tebliğ eden birisi olarak bilinçli varlıklara eee vahyi ulaştıran bildiren birisi e, olarak nezir olabilir. E, bu durum yani birinci durumda Hazreti Peygamber farkında olsunlar ya da olmasınlar bütün alemler için bir rahmet kaynağıdır. Çünkü onların varlıklarını koruyan odur. Yani e, yani o nedenle yani peygamber sayesinde var oluyorlar. O zaman şimdi mesela Hazreti Peygamber bir karınca için rahmettir Hazreti Peygamber yani peygamberin var peygamberin kendisi e, gökteki bir yıldız için işte bir gezegen için bir bilmem e, kuş için bir işte sinek için vesaire bir rahmettir. Burada biz şimdi lil alem yani alemler için ifadesini e, bu anlamıyla ele alarak Süleymanla Cenab-ı Hakk'ın bize neyi anlattığını biraz daha fark etmiş oluruz. Yani Süleyman bir iktidarı bize anlatmıyor. Süleyman bir ilişkiler manzumesini bize anlatıyor. Yani bir irtibatlar manzumesini bize anlatıyor. İnsanın e, bilinir ve bilinmez, görünür ve görünmez büyük irtibatlarını, büyük ilişkilerini ve varlık içerisindeki e, merkezliğini bize anlatıyor. Yoksa asla bir iktidar bize anlatmıyor Süleyman üzerinden. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz için bunu söyleyebiliriz. Alemler için rahmettir ne demek ise alemler için nezir e, o demek olması lazım e, diyelim. Yani ben, e, ben doğrusu bunu böyle anlıyorum bu ayet kelimeyi. Devam edeyim şimdi. Ellezi lehu mulku's semavat vel ard ve lem yetekhiz veladan ve lem yekun lehu şerikun fi'l mulki ve halaka kulle şey fekaddarehu takdir. <laughs> bu burada da gerçekten muazzam tabii şeyler e, ifadeler var. Şimdi o Allah ki <laughs> Gökler ve yerdeki iktidar Onun'dur Yani e, Peygamberden şimdi Furkan'ı söyledi Yani tefrik etti mesela Allah ve peygamberi Ayrıştırdık Allah ve kulu ayrıştırdık Ondan sonra şimdi Cenab-ı Hakk'a aktarıyor anlatıyor bize Göklerde ve yerde Olan iktidar güç onundur Yani göğün ve yerin bir iktidarı yoktur Mesela bir taşın yere Düşme gücü yoktur Bir yerin o taşı çekme Gücü yoktur bu iktidar Allah'a aittir. Yani Allah verince oluyor. Ya da göklerin mesela yeryüzünü yağmurlama, işte yeryüzünü yönetme, yeryüzüne ışık verme gücü yoktur. E, göklerin yeryüzü üzerine herhangi bir üstünlüğü de yoktur. Çünkü göklerdeki mülk de, yerdeki mülk de ona aittir. Dolayısıyla şimdi mülk iki tarafa izafe ediliyor ama bu izafe e, şey affedersiniz. iki tarafta da e, tezahür ediyor ama bu tezahür Allah'ın iktidarıdır. Yani mülkiyet Allah'ındır. Şimdi bu ifade aslında insanı ve alemi birbirinden ayrıştırma, birbirinden özgürleştirme anlamına geliyor. Çünkü insanlar öteden beri yeryüzünde gökyüzü hayali kurarak din ve inanç geliştirmişlerdir. Ve yeryüzünde gökyüzüne tapmışlardır. Binaenle şimdi e, ...gökyüzü aslında insanlar için dinin ve ahlakın ve ulvi şeylerin kaynağıdır. Bu açıdan şimdi bir gökyüzü eleştirisi yapmadan... ...bir gökyüzü kritiği yapmadan ve insanları gökyüzünün... E, ...tesiri altında nasıl aldığını ortaya koymadan e, dini biz izah edemeyiz. Yani e, dini hayatı, dini düşüncenin nasıl ayrıştığını... ...pagan inançlardan nasıl farklılaştığını izah edemeyiz. Bu açıdan şimdi benim kaynetime göre gökyüzü eleştirisi çok önemli bir yer tutuyor dini hayatı anlama bakımından. Şimdi Kur'an-ı Kerim birçok yerde gökyüzü ve yeryüzünün yeryüzünde görülen insanların öyle olduğunu düşündüğü iktidarın, mülkün, gücün Allah'a ait olduğunu söyleyerek bizi e, herhangi bir güç karşısında eğilmekten azade eğiliyor, bağımsızlaştırıyor. O zaman biz kahinden korkmayız, biz sihirbazdan korkmayız, biz Herhangi bir varlıktan korkmayız. Çünkü her şeyin Rabbi ve sahibi Allah'tır. Ve güç onun elindedir. Bu bir özgürleşme eylemidir. O bir çocukta edinmedi. Şimdi Hristiyanlık da gökyüzü melekutunun Allah'ta olduğunu söylüyor. Yani mülk onun elindedir diyor ama... Bir çocuk yani Allah ile alem arasındaki ilişkiyi bir... E, tebenna ilişkisi gibi bir çocuk yani bir ürün şeklinde ele alıyor. Bu şimdi önemli bir konudur. İmam Maturidi mesela Kitab-ı Tevhid'de bunu tartışır. Efendim ee, yani mesela orada der ki bazı dillerde mahluk mevlüt diye anlatılır. Yani yani doğurma, üretkenlik bir yaratma biçimi olarak ele alınır. Acaba diyor Hz. İsa'nın mesela Allah'ın oğlu olduğu bu anlamama gelir diye böyle bir tartışmalar var. Şimdi meseleyi uzatmayacağım ama şimdi burada eğer mülk onun ise alemde bir vekil bırakmamıştır. Yani a, e, yani mülkünü birisine emanet etmemiştir anlamında olması lazım. Dolayısıyla şimdi velayette hız velet demek yani bir çocuk edinmedi demek alemde kendisiyle arada vasıta teşkil edebilecek bir ara varlık yok demektir. Yani yani bunu böyle anlamak lazım. Bir ara varlık yok demektir. Çünkü İsa aslında Tanrı ile alem, Tanrı ile insan arasındaki ara katmanın adıdır. Yani ara varlığın adı, vasıta varlığın adıdır. Bunu tabi hemen böyle hani zihni fazla çalıştırıp hayal gücünü daha doğrusu fazla çalıştırıp ya işte dinde de işte alimler var, şeyhler var filan gibi düşünmeye gerek yok. Çünkü bu konu bu değil. Şeyhler bizim içimizden çıkan, alimler bizim içimizden çıkan insanlardır. Hristiyanlık da böyledir. Hristiyanlık da Tanrı'nın bir tecessümüdür bu. Dolayısıyla şimdi Tanrı tecessümü ile göklerin ve yerin mülkünü mü idare etmiş oluyor. Gökleri ve yeri tedbir etmiş oluyor. Yani İsa bu bakımdan alemde logos ilkesidir. Yani e, akıl akletme ilkesidir ve düzenin karşılığıdır. Yani bu açıdan e, ele alınabilir. Cenab-ı Hak mülkü elinde tutmuştur ama bir velet edinmemiştir. Yani yani bir ara varlık edinmemiştir. Mesela Müslüman felsefelerde bu konu ikincil yaratıcılar olarak ele alınır. İkinci yaratıcılar meselesiyle ele alınır. Yani Tanrı alemin sahibidir fakat şey alem ikincil yaratıcılar, düzenleyiciler tarafından tanzim edilir. Tanrı müteal kalır gibi. Şimdi eğer tebareke kısmıyla bu ayet-i ilişkisini kurarsak şöyle bir şey söyleyebiliriz. Tebareke de münezzeh demiştir Cenab-ı Hak ama müteal demiştir fakat veled edilmediğini söyleyerek alemi kendisinin yönettiğini söylemiştir. Onun için mesela burada velet kelimesine e, sözlük anlam gereği çocuk dememiz gerekiyor ama metafizik anlamıyla buna vereceğimiz anlam e, ikincil yaratıcı yani vasıta yaratıcı edinmemiştir olması lazım. Yani mülk onun elindedir. Yer, yani gökyüzündeki güç onun elindedir. Onundur. Yeryüzündeki güç onundur. Bu güç ne yeryüzünde ne gökyüzüne dağıtılmamıştır. Ne de gökyüzü ve yeryüzünde den olmayan bir velette de bir üründe de bir çocukta da toplanmamıştır demek oluyor. Ve lem yekun lehu fil E iktidarda bir ortağı da yoktur. Yani ne gökte ne yerden bir ortağı da yoktur. Yani bir vasıta varlık yoktur. Bir ortağı da yoktur. Ve kulle şey her bir şeyi o yaratmıştır. Dolayısıyla ikincil yaratıcılar yaratmamıştır. Kendi kendine türememiştir. Birisi vasıtasıyla yaratmamıştır. birisine bırakmamıştır. Madde harekete geçmiş değildir. Şöyle olmamıştır, böyle olmamıştır. Yani ve halaka kullu her bir şeyi yaratmıştır. Ve kadderehu takdira. Her bir şeyi takdir eylemiştir. Yani düzenlemiştir, kıymetlendirmiştir. Şimdi takdir kelimesini ben birkaç anlamda düşünürüm. Birincisi e, takdir e, yani tanzim etmek, yani düzenlemek anlamına gelebilir. O zaman şimdi yani her bir şeyi tek tek yaratan Allah'tır ve onu varlıktaki yerini, ilişkisini o belirlemiştir anlamında olabilir. Fakat bence anlamlarından bir tanesi de değerlendirmek, değerini belirlemek olmalıdır. O zaman şimdi takdir etmek her bir şeyi yaratmıştır ve kıymetlendirmiştir. Yani biz bir şeyin kıymetini kendi başımıza ölçemeyiz çünkü onu biz yaratmadık. Bir şeye fiyatı biz biçemeyiz. Bir şeye değeri biz takdir edemeyiz. Bu bakımdan şimdi kadere iman etmek demek... ...Allah'ın yarattığına iman etmek demek olduğu gibi... ...Allah'ın takdirine yani değerlendirmenin de ona ait olduğuna inanmak demektir. Şimdi böyle olduğunda insan kibri ortadan kalkar. Çünkü her bir şeye takdir ölçeğiyle bakar. Yani Allah'ın onu değerlendirmesine göre bakar e, dememiz e, mümkündür. Efendim... E, bu Furkan suresinin böyle ilk iki ayet kelimesini okuyabildik. Ee, önümüzdeki hafta inşallah kaldığımız yerden devam edip e, şimdi kısa bir aradan sonra fütuhata geçiş yapabiliriz. bir gönül verdi bana hak bir gönül verdi bana ha demeden hayran olur ha demeden olur bir edem gelir şadan olur bir edem gelir şadan olur bir edem gelir gireyan olur bir edem gelir gireyan olur bir edem sana sımkış gibi bir dem sana. Sen gibi şol zemheri Olmuş gibi şol zemheri Olmuş gibi birden beşaret Ten doğar dem beşaret Bekten doğar hoş bayle Bostan olur hoş bayle Mustan olur bir dem gelir söyleyemez bir dem gelir söyleyemez bir çift sözü şereyleyemez bir çift sözü şereyleyemez bir dem cemalet dekal bir cemal Lekte kalır için esmeyi bilmez olur için esmeyi bilmez olur bir dem varır mescitlere bir dem varır mescitlere yüz sürer anda yerlere yüz sürer anda yerlere bir varır. Deire girer bir varır deire girer ince oku Ruhu olur İncil oku Ruhu olur Bir gelir İsa gibi birden gelir İsa gibi Ölmüşleri Diri kılar Ölmüşleri biri kılar, biri de mi girer? Kibir evine, biri de mi girer? Kibir evine, firan ile Hem an olur, firan ile Emran olur, birden döner Cebir ile, birden döner Cebir ile, rahmet saçar her mal rahmet saçar her mal fiile bir dem gelir gümrah olur bir gelir gümrah olur miskin Yunus hayran olur miskin Ol. Düşünce ve Hayatta İbnül Arabi Fütuhat-ı Mekke'den Tavsiyeler Efendim, Vav Radyo'da Düşünce ve evet Programı'nda tekrar beraberiz. Programımızın üçüncü bölümünde Fütuhat-ı Mekke'den yani birkaç tavsiye okuyacağız. Birincisi şöyle, <laughs> diyor ki İbn Arabi, Allah'ın yasakladığı bir yerde seni görmesinden sakındığın gibi bulunmanı emrettiği bir yerde bulunmamaktan sakın. Yani ne demek? Yani Allah'ın emirlerine ve yasaklarına uy. Yani Allah sana şu günahta bulunma dedi, mümkünse orada bulunmamaya çalış. Ama şurada bulun dedi, orada da bulun yani. Bir amel çadırının olmasına gayret et. O çadırı sadece Allah bilsin. Şimdi çok hoş bir ifade. Böyle yapmak amelin kuşkudan temizlenmesi ve ihlaslı olmasının vesilesidir. Şimdi bu güzel bir konu oldu. Ee, yani ihlaslı olmanın vesilesidir. Ee, yani gizli bir odan olsun, yani gizli bir yerin olsun. Orada kimse seni görmesin, Allah'a ibadet et. Bu nedenle şimdi böyle tekkelerde, camilerde, çeşitli ibadet yerlerinde böyle küçük odalar olur. O odalarda insanlar inzivaya çekilirler. Mümkün mertebe onlar bilinmez, tanınmaz. Yani kimin girdiği, kimin çıktığı bilinmez. Dolayısıyla böyle hani kapalı yani yerler olur. böyle ihlasa ulaşmış olursun. Yani ihlasa biraz daha yaklaşmış olursun. Fakat bugün güzel bir şey okuduk bir arkadaşla beraber. Kutul Kulüp'tan Ebu Talib El Mekke'nin. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Yani böyle yani sürekli yani ibadetlere böyle bir ihlas kuşkusu düşürerek işte riyakarlık var, şu var, bu var filan deyip yani ibadetleri azaltmak, ibadetleri görünürlükten de çıkartmamak gerekiyor. Özellikle mesela Kur'an-ı Kerim okuma, işte bir takım hayırlar, bir takım iyiliklerin bunların belli bir ölçüde görünür olması da gerekiyor. Hikaye şöyle, çok gerçekten hoş bir hikayeydi. Merak edenler Kutul Kulüp'te bunu bulabilirler yani Ebu Talib el-Mekki'de. Ebu Talib el-Mekki ilk dönem Müslümanların bir alışkanlığını anlatıyor. İlk dönem dediğim yani ikinci asırlarda işte o biraz daha devam eden dönemde. Yani diyor Müslümanlar diyor özellikle diyor gece diyor teheccüde kalktıklarında diyor bir Kur'an-ı Kerim tilaveti yaparlardı. Yani böyle okunur mesela camilerde veya beraber olunan yerlerde Kur'an-ı Kerim okunur, tilavet edilir. Bu diyor insanları teşvik ederdi yani insanları çekerdi yani Kur'an-ı Kerim. Ee, ...insanlar da kalkar namaz kılar, işte camiye gider, Kur'an-ı Kerim öğrenir vesaire... ...yani böyle bir talim ve bir e, tedris meselesi haline gelmişti. Yani Kur'an-ı Kerim'i böyle güzel okumak, işte güzel sesli kişiler olurdu falan. Ee, zannediyorum şeyde de yani Ebu Talib Mekki'de bu konu kıraat meselesinde... ...yani Kur'an-ı Kerim'in okunması meselesinde zikrediliyor. Oradan bakabilirsiniz. efendim. E, dolayısıyla şey e, yani böyle bir adet oluşmuştu. Yani Kur'an-ı Kerim okumak, Kur'an-ı Kerim'i yaygınlaştırmak... Çünkü o dönem içerisinde tabii Kur'an-ı Kerim'in e, insanlara öğretilmesi kolay bir şey değil yani insanlar okur yazar değiller işte iletişim imkanları çok fazla yok işte kağıt yok işte harf bilmiyorlar vesaire filan yani bildiğimiz bir takım durumlar. Bu açıdan şimdi yani güzel sesli insanların Kur'an-ı Kerim okuması çok büyük bir cazibe haline geliyor yani insanları çekiyor insanlar ona yöneliyor dikkat kesiliyor vesaire. Fakat diyor daha sonra burası çok enteresan gerçekten yani bizim özellikle bir tasavvuf üzerine araştırma yapan, çalışma yapan kişilerin tartışması gereken bir konu. Ya diyor Bağdat'ta diyor bir, bir takım kitaplar yazıldı. Şimdi bu kitaplar böyle nefsin e, kötülükleri, nefsin hileleri bilhassa da riyakarlığı e, zemmeden, riyakarlığı kınayan kitaplardı diyor. E, şimdi kastettiği kişi belli yani Haris bin Esed el-Muhassibi ve onun Riyaye isimli kitabı böyle kitaplardan bir tanesidir. Şimdi bu kitap çıkınca diyor bir anda diyor bu bu alışkanlık kesilmeye başladı. Yani insanlar çünkü bu kitabın propagandistleri var. Yani bu kitabın takipçileri ve savunucuları var bu görüşlerin. Mesela diyelim ki birisi güzel sesle okuyor. Buna yönelik çok ciddi eleştiriler ortaya çıktı. Yani niye böyle okuyorsun? Riyakarlık yapıyorsun filan diye. İşte ya da mesela teheccüde kalkmış Kur'an-ı Kerim okuyor. Yani niye böyle yapıyorsun? Tecvid'i niye duyuruyorsun filan gibi şeyler ortaya çıkmış. Ee, bunun üzerine diyor ee, bu alışkanlık yavaş yavaş azalmaya başlandı ve en sonunda da ortadan kayboldu diyor. Şimdi çok önemli bir şeydir yani iyi niyetli bir düşüncenin bir alışkanlığı nasıl ortadan kaldırıldığı ile ilgili çok önemli bir tespittir bu ve o bunu eleştiriyor. Yani Müslüman toplumda Kur'an-ı Kerim'i talim etmeyle Kur'an-ı Kerim'i tedris etmeyle ilgili başlamış güzel bir alışkanlık bu sayede yani ihlas üzerindeki vurgu işte riyakarlık eleştirisi vesaire üzerinden ortadan kalktı gibi. Şimdi din ile kültür arasındaki ilişkinin aslında kritik noktalardan bir tanesi budur. Şimdi muhasibinin bakış açısı dini açıdan gerekli. Yani yani fıkıh açısından gerekli. Fakat şimdi din kültürü böyle oluşmuyor. Yani din kültürü e, biraz daha tolera trans gerektiriyor. Yani biraz daha e, e, anlayış gerektiriyor. Ve ancak o şartlarda ortaya çıkıyor. Mesela normal şartlarda diyelim ki yani muskiye ya niye ehemmiyet verelim diye düşünebilir bir insan. Yani musiki neticede işte böyle e, yani işte bir e, melodi bir şey falan yani yani bizi böyle Allah'a yaklaştırmaz gibi bir insan düşünebilir ama... ...şimdi dini düşüncenin yaygınlaşması biraz onun üzerinden oluyor. Yani mesela salavatı siz bir musiki eşliğinde okuduğunuzda e, hitap kitlesi ona göre gelişiyor. İşte Kur'an-ı Kerim mesela belli bir e, tarzda okuduğunuzda ona göre gelişiyor... Şimdi burada mesela kabaca baktığınızda yani meseleye böyle çok kabaca yaklaştığınızda yapılan iş yanlış. Ama neticede ne oluyor? Müslüman toplumda Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi, Kur'an-ı Kerim hakkındaki ilgi zayıflamış oluyor. E onun yerini ne alıyor? Onun yerini başka bir şey alıyor. Yani yani Kur'an-ı Kerim kendine yeni bir yol bulup oradan devam etmiyor. Onun yerini başka bir şey Mesela insanlar bu kez mesela şiir dinliyorlar ya da muziki, başka musiki dinliyorlar falan. Şimdi bu açıdan gerçekten çok güzel bir... Ee, ...örnektir bu ve iyi bir eleştiridir. Yani muhasibin düşüncesiyle ilgili... Ee, ...iyi bir eleştiridir. Benim de çok hoşuma gitti. Yani bunu böyle kaydedelim. Dolayısıyla şimdi yani olup olmadık yerde yani... ...yani bu riyakarlıktır, bu ikiyüzlülüktür deyip... ...bir güzel davranışın önünü kesmemek lazım. Ee, hocaların Kur'an-ı Kerim iyi okuması lazım. İşte yani ibadetleri teşvik etmesi lazım. İnsanların yani böyle habire yani... Ha, ...şimdi riyaya düştük, şimdi ihlasa düştük... ...vesaire gibi böyle bir şey üzerinde olmadan böyle hayır hasenatı çoğaltması lazım, yapması lazım. yani böyle çok güzel bir konuydu bu. Şimdi e, bunu yapanlar pek azdır. Evet, arefe günü, Aşure e, Aşure günü oruç tutmalısın. Yani hem arefe gününde, e, şimdi Kurban Bayramı içerisindeyiz. E, e, tutamadık yani Allah nasip etmedi. Hem de Aşure günü oruç tutmalısın. Zilhicce ve Muharrem e, aylarında onun e, onunla hayırları artırman lazımdır. Yani oruç tutarak hayırları çoğaltman lazım. Yani hem zilhicce ayında hem de Muharrem ayında e, hayırları artırman e, gerekir. Allah yolunda düşmanla karşılaşırken zayıflık vermeyecekse o günü oruçla geçirmen faydalıdır. Yani e, şimdi bazen mesela diyelim ki adam askerlik yapıyor ya da başka bir hizmet yapıyor. Mesela doktorluk yapıyor ya da şoförlük yapıyor. Yani insanlara hizmet ettiği bir iş var. Şimdi bu iş var iken, e, zayıf düşme ihtimali varken, şey yapmamak gerekir. Yani e, efendim, e, e, oruçlu olmamak gerekir. Yani çünkü bir görev yerine getiriyorsun. Ama bir sorun yoksa, o zaman, anı, hani na, nafile oruç olduğu için böyle bir yani şey var, e, mazeret var. Nef nefis kendine hizmet etmen için çalışmanı ister. Buna karşılık meleklerin sana hizmet etmek üzere kanatlarını yoluna ve önüne e, sermeleri için çalışman gerekir. Şimdi meleklerin yani sana hizmet etmesi kanatlarını önüne sermeleri demek hayırlar peşinde koşman e, demektir. Birçok hadis-i şerifte bu böyle anlatılıyor. Bunu yapmak bilgi talibi olmaktır. Yani mesela bilginin peşinde olursan mesela Peygamber öyle söylüyor. Bilgi talibine melekler kanatlarını açar. Yani yayarlar ve onun için istiğfar ederler deniyor. Bilgi amelle beraber olursa daha iyi. Daha doğru Allah katında daha büyük bir iş olur. Yani yani bilgiyle beraber amel olması lazım. O zaman daha iyi olur ama bilgi öncelikli olandır. Çünkü şimdi Müslüman toplumda bilgi aslında iman demektir. Yani iman olması lazım ki amel olabilsin. O bakımdan her yönüyle iman ee, şeyden üstün kabul edilir yani e, amelden üstün kabul edilir. Bu durum Allah'tan e, sabah e, sakınırsanız sizin için bir furkan yaratır ayetinde ifade edilir yani e, yani takva sahibi olursanız Allah size bilgi öğretir yani. Bir hastayı ziyaret etmek üzere akşam veya sabah veya her ikisinde e, dışarıya çıkıp ziyaretin ardından onun yanından ayrılırken 70 melek seninle beraber olur mesela. Yani melekler sen, senin için istiğfar eder, sana yardımcı olur. Bir hastayı ziyaret ettiğin için. O melekler e, vakit sabah ise akşama kadar, akşam ise sabaha kadar senin için istiğfar ve dua ederler. Yani bunlar şimdi mesela akşamdan sabah sabahdan akşama. Ama sürekli değil, sonsuz değil. Çünkü neticede yani yeni bir gün başlıyor o gün tekrar yani ibadet etme, aynı ameli yerine getirme imkanın var. E, dolayısıyla yani günlük yani e, oluyor bu şey. Her sabah ve akşam Euz billahi semiil alim mineşşeytanirracim. Eee kovulmuş şeytandan her şeyi duyan ve bilen Allah'a sığınırım diye besmele çekerek Haşir suresinin son kısmını okuman gerekir. Yani e, yani bu zaten bizim camilerimizde bir adet alışkanlıktır. Sabah namazından ve akşam namazından sonra huvallahu lezi diye başlayan kısmı okumak gerekir. E, yani ben mealini yazmıştım burada okuyayım size. O Allah ki ondan başka ilah yok. Gaybi ve şehadeti bilendir. <laughs> Rahman ve Rahim'dir. O Allah ki ondan başka ilah yok. El Melik, El Kuddus, Es Selam, El Mümin, El Müheymin, El Aziz, El Cebbar'dır. Allah şirk koşulan şeylerden münezzehtir. O Allah El Halik, El Bari ve El Musavvir'dir. En güzel isimler ona aittir. Göklerde ve yerde olan her şey onu tesbih eder. Aziz ve Hamid'dir. Yani bu ayet-i kerime bu kadar. Yani bu kısımları okuman gerekir diyor. Bu ayeti sana söylediğim üzere her birisine besmele çekerek üç kere okumalısın. Yani vallahu lezi üç kere. Her birisine besmele olmak üzere okuman gerekir diyor. Ayetleri akşam namazı ve orada herhangi bir şey konuşmaksızın sabah namazından sonra da okuman gerekir. Yani hem akşam hem de sabahleyin okuman gerekir. Namazdan sonra selam ver, verince yedi kere Allahümme ecirni minen nar yani Allah'ım beni ateşten azad eyle diye dua edersin. Bu duayı selamın ardından akşam namazından sonra da okuman gerekir. Ve altı rekat kılıp her rekatta Fatiha suresini okuduktan sonra İhlas suresini altı kez her rekatta ve Felek ve Nas surelerini okursun. Yani bu okuyanlar için e, sayfa sayısını söyleyelim. Fütahat Mekke son cilt 310. sayfa. E, efendim. Allah e, selam verdikten sonra se sebbitni bil iman ve hfizni Allah'ım beni imanla güçlendir. Hayatta ve ölümde imanımı muhafaza eyle. E, diye dua edersin. Her farz namazda selam verdikten sonra ve araya söz girmek sizin önce şunu okuman gerekir diyor. Allahumma inni ukaddimu ileyke. Allah'ım her nefes, her an, her lahza gök ve yer ehlinin her anında senin önündeyim her şey senin bilgindedir. Olan olmuş olan her şey oradadır. Allah'ım. Her şey senin önünde gerçekleşir. Bunlar tabii yani Arapçalarını zikrediyordu İbn Arabi. Ben Türkçelerini verdim burada. Daha sonra Ayetel Kürsü'yü okursun. O Ayetel Kürsü'nün de manasını yazmıştım onu da söyleyeyim. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. O hay ve kayyumdur. Uyku ve dalgınlık onu onu almaz. Göklerde ve olan, yerde olan her şey ona aittir. İzni olmaksızın onun katında şefaat eden kimse yoktur. Önümüzde ve arkamızda olanları bilir. Onun bilgisinden ancak dilediğini ihata ederler. Kürsüsü gökleri ve yeri kurşatır. O ikisini korumak kendisine ağır gelmez. Allah Ali ve Azim'dir. Bu da ayet kürsünün anlamı. Başka bir takım tavsiyelere geçeyim İbn Arabi. <laughs> Isrardan kaçınman gerekir ısrar günahta devam etmek demektir. Yani tanımlıyor. Mesela hani günah işleyebilir bir insan ama yani günahta ısrar bu başka bir şeydir. Bundan kaçınmak gerekir. Her durumda ve her günahın ardından Allah'a tövbe etmen ve yönelmen yani inabe gerekir. Yani günah işler işlemez tövbeyle Allah'a yönelmek gerekir. Kurtuba'da oralı olan salih bir adam bana şöyle anlatmıştı. Mürsiye'de alim bir adamın bulunduğunu duymuştum. Ben de onu tanıdım, gördüm. 595 senesinde meclisinde bulundum. İbn diyor bunu. Yani ben de bu adamı tanıdım. 595'te yani daha 30'lu yaşlarda onun meclisinde bulunmuş. Söz konusu alim nefsine karşı haddi aşmış birisiydi. Yani günahkardı. Adını verme işinin sebebi tanınmasından korkmasıdır. Yani şimdi adam adını, adını adını vermiyor. İbn biliyor ama yani o da ismini vermiyor. Şimdi alim bir adam fakat günahkar bir adam yani. Ben de kendisine görmek için ısrar ettim. Şöyle dedi. Benim şu an bulunduğum e, durumu kendisine haber verin. Ben de şöyle dedim. Onu görmem lazım. Emir verdi. Yanına girdim. Ellerindeki içki kadehlerini bıraktılar. Demek ki içki içiyormuş yani adam içki içiyormuş. Orada bulunanlardan birisi kendisine şöyle dedi. Falancaya yaz da bize biraz şarap göndersin. E, elim cevap verdi. Elim değil adam olması lazım. Bunu yanlış herhalde oldu. Yapmam. Siz Allah'a karşı günah işlerken ısrarcı olmamı mı istiyorsunuz? Yemin ederim ki ben içmek üzere bir kadeh elime aldığımda arkasından hemen tövbe ederim. Yani şimdi adam diyor ki e, şey giriyor meclise giriyor. Yani falanca suya da bize biraz daha şarap versinler. Hayır diyor yapmam diyor. Şimdi ben diyor bir kadeh aldığımda diyor arkasından hemen tövbe ederim. Sonra tekrar içerim. Şimdi bu tabii kötü bir şey ama yani tövbenin sürekliliğini yani iki kadeh arasında bile tövbe etmeyi anlatmak için İbn Arabi'nin verdiği enteresan bir örnek yani. Tövbe etmek sizin öteki kadehi beklemem. İçimden de öteki kadeh hakkında bir niyet ve söz geçirmem. Sıra bana ulaşıp saki içeyim diye kadehi bana sunduğunda içimden düşünürüm. Almak istersem alırım ve içerim. Ardından yine tövbe ederim. Umur ki Allah kendisine asi olduğumu düşündüğüm bir vakitte bana ihsanda bulunur. Fakir şöyle demiştir. Nefsine karşı müsrifken böyle bir halde bulunmasına şaşırdım. Yani günah işliyorken, bu nefsine karşı müsrif kelimesini e, tam iyi olmamış aslında. Yani günah işliyorken bile böyle hareket etmesine şaşırdım adamı. Yani içki içiyor, tövbe ediyor sonra tekrar içiyor. Yani tövbe bilincini koruyor. Şimdi bu tabi İbn Arabi'nin Müslümanlara bir tavsiyesi. Yani tavsiye ettiği şey günah işlemek değil. Günah her halükarda insan işleyecek. Her günahın arkasından tövbeyi sürdürebilmek. Yani gerekse bin kere tövbe edebilmek. Yani, demek istediği şey bu. Nasıl olmuş da tövbeden gafil kal, e, kalmamış. Allah kendisine rahmet eylesin vefat etmişti. Adam adam vefat etmişti diyor. Efendim burada kalıyoruz. E, Fütuhat-ı Mekke'yi de bitirmiş olduk. E, Kurban bayramı Son günlerindeyiz Allah e, ümmet Muhammed'e Kestikleri kurbanları kabul eylesin Hakikatini anlamayı nasip eylesin e, Bu vesileyle Program yapmamıza vesile olan e, Turkuaz'ın değerli yöneticilerine teşekkür ediyoruz e, Radyomuzun müdür Müdüresine teşekkür ediyoruz e, Editör arkadaşlarımıza Teşekkür ediyoruz e, Allah e, devletimize Milletimize zeval vermesin inşallah Hayırlı bayramlar biliyorum Allah'a emanet olunuz. Profesör Doktor Ekrem Demirli ile düşünce ve hayat.